내 맘을 Fox stüdyolarından herkese merhaba. Asus Wolf Team Türkiye Kupası Mavi Sezon finaline hoş geldiniz. Fox Gaming Türkiye YouTube kanalının canlı yayın hayatına başlamasıyla birlikte bu yayını sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk duyarız. 4 aydır burada kıran bir mücadele gerçekleşti. 500 takımdan 2 takım finale kaldı. Bu takımlardan biri 1907 Fenerbahçe, diğeri ise HVA Gaming oldu. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizlere sağ tarafta HVA Gaming'i sunmak istiyorum. The Primeiro! Sonic! Nuke Star! The KD! Son olarak LSC! Sol tarafımda ise 1907 Fenerbahçe, JVSK, The Jesli, Combat Star, Mazik, Hybrid. Şimdi sizleri değerli yorumlar için analiz masasındaki Crispy, The Froggy ve Aytekin Paşa'ya yönlendiriyorum. Söz sizde. Fox stüdyolarından herkese merhaba. Ben Kristi. Asus Wolf Team Ligi'nin Mavi Sezon finalindeyiz. Ve yanımda Aytekin Paşa ve Froggy var. Hoş geldin diyorum size. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Finale kadar neler yaptık? Yarı finalde neler yaptık? Öncelikle Froggy, sana yönlendirmek istiyorum. Sence neler oldu? Senden duymak istiyorum. Öncelikle iki takım hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Bu bir kesinlik. İki takım da çok güçlü. Değil mi? Evet. Aynen. Ama bence 1907 Fenerbahçe ekibi HVA Gaming'den bir adım daha önde. Peki neden? Biliyorsunuz birlik sonunda Fenerbahçe finalde ve finale non mağlup olarak çıktı. Yani hiçbir takıma hiçbir türlü yenilmedi. Bu da onlar için büyük bir motivasyon. Evet. Ama bence HVR Gaming'de geri kalmayacak. Çünkü yarı finalde güçlü Galatasaray ekibini 2-0 yenerek finale yükseldi. Evet. Peki sen ne düşünüyorsun Aytekin Paşa? Yarı finalde EVA karşısında beklenmedik bir skor aldık. Çok güvenerek çıktık kendimize ama karşıda Nukstar ve bize çok anti taktik üreten bir EVA Gaming vardı. Evet, sen de biraz yarı finalde talihsizlikler yaşadınız, çok... beklenmedik bir performans gösterdiniz. Aynen, biraz şanssızlık zaman oldu gibi ama HVA Gaming cidden hak etmişti. Bize karşı çok anti taktik üretti. Bize karşı oynadıkları gibi 1900'leri Fenerbahçe oynarlarsa yani durum çok ortada gidecek ve evet. Finali böyle sabırsızlıkla bekliyorum, yani nasıl bir maç olacak. Gerçekten ben bile buradan çok heyecanlandım. Evet, tekrardan söylemek istiyorum. Fenerbahçe 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alırken HVA da 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Şimdi ise sözü Melody Kızılgün'e tekrar bırakıyorum. Şimdi yanımda Netmarble Türkiye Pazarlama Müdürü Burcum Taşkaya ve WoW Team Ürün Müdürü Yiğit Üstündağ var. Öncelikle sorum Burcum Hanım'a olacak. Netmarble olarak Asus ve şimdi Fox ile yaptığınız anlaşmalar büyük yankı buldu. Türkiye'de spora yaptığınız katkılardan ve gelecek planlarınızdan bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Netmarble olarak e-spora yaptığımız katkılardan dolayı çok mutluyuz. Ve bu süreçte bizi destekleyen Fox ve Asus'a çok teşekkür ediyoruz. İki farklı taraftan aslında biz e-spora katkı sağlıyoruz. Öncelikli olarak PC oyunlarımızda sektörde 7 yıldır lider olan WoW Team oyunumuzla birlikte son 3 yıldır e-spora ciddi katkılar yapıyoruz ve bununla birlikte 1907 Fenerbahçe, Galatasaray, HVA Gaming gibi güçlü takımları aslında bünyemize katmış bulunuyoruz. Ve bununla birlikte de rekabet gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Mobil tarafta da gelecekte çok büyük bir dünya turnuvası planlıyoruz Paramanya oyunumuz için. Aralık ayında gerçekleşecek olan dünya turnuvamızda finali Güney Kore'de yapılacak olan büyük bir turnuva düzenliyoruz ve bununla birlikte de 30 ülkenin kıyasıya rekabetini izliyor olacağız. Teşekkür ederim cevabınız için öncelikle. Şimdi sorum Yiğit Bey'e olacak. Asus WoW Team Ligi Mavi Sezon finalindeyiz. HVA Gaming ve 1907 Fenerbahçe yarışıyor. HVA Gaming son şampiyon, 1907 Fenerbahçe'nin ise ilk maçı. İlk finali diyeyim daha doğrusu. Maç hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? İzleyen herkes için çok heyecanlı bir maç olacağı kesin. Çünkü sizin de dediğiniz gibi bir tarafta bu sezonun en güçlü takımlarından Fenerbahçe, en favori gösterilen takımlarından. Diğer tarafta da geçtiğimiz sezonun şampiyonu HVA Gaming çok tecrübeli, kazanmayı bilen bir takım. Galatasaray'ı eleyerek buraya geldi. Herkes için güzel bir şölen olacak diye düşünüyorum. Nefesimizi tuttuk ve bekliyoruz. Tekrardan yorumunuz için, cevabınız için çok teşekkür ederim. Şimdi sunucu masasına yönlendiriyorum sizi. Geçelim. Fox Gaming stüdyolarından herkese merhaba. Asus WoW Team Türkiye Kupası Mavi Sezon finaline hoş geldiniz. Bugün 1907 Fenerbahçe ve HVA Gaming karşılaşması olacak. Çok büyük bir mücadele. Bu karşılaşmanın sunumunda ben Emre Global Yakarışık, yanımda Furkan Spektörü Abay, sizlere yardımcı olacağız. Evet sevgili Furkan, hemen sözü sana vermek istiyorum. 1907 Fenerbahçe çok güzel bir sezon geçirdi. Evet. Namağlup buraya geldiler. Sence bunu neye borçlular? Kesinlikle bunu... yüksek motivasyona, çok çalışmaya, sürekli antrenmana borçlular. Dediğin gibi biraz önce de namağlup geldiler ve ligi de birinci bitirdiler. Gerçekten yüksek çalışma ve Combat Star gibi bir faktör var. Takım kaptanı biliyorsun 1907 Fenerbahçe'de. Onun takımını en düşük seviyeye düştüğünde moral motivasyonunu yukarı çıkarmasına borçlu aslında 1907 Fenerbahçe biraz da. Kısaca Heyva Gaming'den de bir yorum alacağım. Heyva Gaming buraya geldiğinde Galatasaray'a eledi aslında. Çok büyük bir sürpriz yaparak geldi. Ama şunu atlamamak lazım. Heyva Gaming geçen senenin şampiyonuydu Wolf Team'de. Aslında bir şampiyon olarak buraya geldiler. Yani bir şampiyonla namağlup karşılaşması izleyeceğiz. Bir de Heyva cephesinin bir özetini geçer misin bize? Heyva tarafına baktığımız zaman da global şöyle bir durum var. Yine motivasyonunu yüksek tutan bir takım ve kazanmayı bilen bir takım görüyoruz geçen senelerden. Yine dediğin gibi de senin Galatasaray'ı eleyerek bize güzel bir sürpriz yaptılar. Wolf Team severler de bunu beklemiyordu aslında. Ama Heyva bunu başardı. Ayrıca Heyva Gaming'de Nuxtar ve Kedi'nin mükemmel performanslarını, yükselen performanslarını izledik bu sene. Belki de bu finalde onların da payları büyük diyebiliriz. Bakalım neler olacak? Şimdi oyuncularımız hazırlanıyor yavaş yavaş. Hazırlanıyor bu arada. Biz kısa bilgileri geçelim bu arada. Birazcık daha Fenerbahçe üzerine yoğunlaşmak istiyorum. İki tane MVP oyuncusu var 1907 Fenerbahçe ekibinin. Bu çok büyük bir faktör. Birisi Mazik. Geçen sezonun MVP'si. Bu sezonda, mavi sezonda MVP olan Jesli yeni transfer oldu. Ve ben 1907 Fenerbahçe çok büyük işler yapacağına inandığım bir oyuncuydu. Ki gerçekten öyle yaptı, bunu kanıtladı, MVP oldu. İki MVP'si var 1907 Fenerbahçe'nin ve bir de Combat Star gibi bir üstün kaptanı var. Wolf Team camiası zaten Combat Star'ı tanıyor. Büyük kaptan olarak tanıyor çünkü çok iyi şekilde oyun içi yönlendirmeler yapabiliyor. Takımını en aşağıdan yukarıya kadar moral ve motivasyon anlamında yukarı çekebiliyor ki bunu geçen sene de gördük. Mükemmel bir 1'e 3 round almıştık Combat Star ondan sonra şampiyon olmuşlardı hatırlarsın. Bu iki MVP'den bahsettik. İki MVP'ye karşı bir Heyva Gaming karşılaşması olacak. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Aslında bu iki MVP durumu 1907 Fenerbahçe için gerçekten artı bir durum. Bakalım bunu nasıl değerlendirilecekler? Aslında önemli olan o şu anda ama karşı tarafta da çok güçlü bir rakip var. Heyva Gaming var. Neler olacak? Merakla bekliyoruz. Heyva Gaming biraz zorlanabilir. Bir de ana sahne durumu var. Biliyorsun ki final maçlarında oyuncular tam performans sergileyemeyebiliyor. Ana sahne demişken şöyle bir şey söyleyeyim. 1907 Fenerbahçe ekibinin bu tarz ortamlara alışık 4 tane oyuncusu var. Geçen sene finalde oynayan. O büyük bir faktör. Heyva Gaming'in ise daha az 2 veya 3 oyuncusu olması lazım. Sence bu dezavantaj yaratacak mı Heyva Gaming'e? Yani Heyva Gaming baktığımız zaman tabloda dezavantaj yaratacakmış gibi. Sonuç olarak bir heyecanı var buranın da. Nefes kesen bir heyecanı var. Ama biliyorsunuz ki Heyva Gaming'in takım kaptanı da Nuxtar bu durumu ele alıp her şeyi nötleyecektir. Her şeyi ayarlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen sene Nuxtar ve Combat Star aslında iki tane büyük kaptan. Aynı takımda Heyva Gaming çatısı altında oynadı bu iki kaptan. Belki de öyle finali kazandılar. Ama kendi aralarında bir iletişim eksikliği üzerinden takımlardan ayrılmak zorunda kaldılar. Birisi Heyva Gaming'in kaptanlığını sürdürüyor şu anda Nuxtar. Combat Star ise 1907 Fenerbahçe kaptanlığını sürdürüyor. Aslında bu büyük derbi öncesinde iki kaptan arasında da çok büyük bir rekabet izleyeceğiz. İlk derbi aslında kendi aralarında bireysel olarak başlayacak. Bunu nasıl yorumlarsın? Ya söze başlarken de nefes kesen bir mücadele bizi bekliyor demiştim ya. Aslında tam da bu noktaya değinmiştim global. Dediğin gibi iki aynı takımda oynayan oyuncu şu an farklı takımlarda kaptanlık yapıyor. Ve o iki takım da şu anda finalde... Ben şu an eşler görüyorum ya. Yine başa baş gidecek görüyorum ben maçı. Ben kendi yorumumu katacağım şu anda. 1907 Fenerbahçe'nin Heyva Gaming'e göre bir tık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tarz ortamlara daha alışık oyuncuları ve daha tecrübeli oyunları var. Bu arada maça başlıyoruz sevgili Furkan ve büyük heyecan başlıyor. İlk haritamız saray haritası olacak. Fenerbahçe Heyva Gaming karşılaşmasında Fenerbahçe kırmızı tarafta, Heyva Gaming ise mavi tarafta izleyeceğiz. Bu arada çok hızlı başladı oyun. JVSK ilk skorunu alıyor. Jess de orada bir skor almaya başardı. JVSK ikinci skorunu aldı direkt sarayın arkasında. Bir anda işler değişti. 1907 Fenerbahçe. Neler oldu orada? Mazik orada 2 skor. JVSK'da 2 skor çıkartarak ilk roundu kazandırdılar takımına. Geçen senenin MVP'si demiştik. Yine MVP gibi başladı ilk mücadelenin ilk rounduna. İlk roundda gösterdi kendini global. Bakalım ikinci roundda ne olacak? HVA Gaming hemen ilk roundlarda beraberliği yakalayabilecek mi? Ben bu arada kısaca saray haritasının bir stratejisinden bahsetmek istiyorum. Saray haritası altlı ve üstlü bir harita. Hem üst kısımdan hem alt kısımdan girebiliyorsun Magic derken neler yaptı, oluyor yine? Neler yapıyor? LSC orada 2 skor aldı HVA Gaming'den. Sonic tek skor daha geliyor. Magic orada skor aldı ama Hybrid son vuruş yapıyor HVA Gaming'e. Çok hızlı bir mücadele. Yani benim beklentim aslında daha yavaş bir mücadele olmasıydı bu tarz bir yerde. Ama iki roundunda beraberinde aynı şeyi izledik aslında. Kesinlikle. İkisi de ön kapıdan girdi Fenerbahçe ekibi ve iki roundu da alabildiler. Şu an HVA Gaming'in savunmayla alakalı problemleri var. Ve bu arada şu anda yine aynı taktik üzerinden ilerliyor 1907 Fenerbahçe. Bu roundda da başarılı olabilecekler mi? Kedi ve Nuxtar'ın canları birazcık azaldı gibi. Üzerlerine doğru ilerliyorlar şu anda. Bekliyorlar bir de 1907 Fenerbahçe'nin giriş tarafından gelmesi. Şu anda girdiler. JS'li orada 2 skor çıkardı. Kedi bir skor çıkartıyor. Kedi tek. Mexico'na yardımcı oldu. Hibrit yine son vuruşu yapıyor. Mükemmel bir başlangıç yaptı 1907 Fenerbahçe ekibi. 3-0 oldu. Hemen bilgi vermek istiyorum. Saray haritasını 1907 Fenerbahçe ekibi seçti. Bu seçiminden kaynaklı da avantajını gerçekten çalışmışlar diyebiliriz saray haritasına. Kesinlikle ve şu anda baktığım zaman Maze'in 4, Hybrid'in 5 play'i var. 5 skor birden aldı 3 round içinde. Gerçekten çok güzel gidiyor derken Sonic düştü. CVSK 2 skor birden. Kedi orada bir skor almaya başardı. Kombaslar orada. 2 skor çıkartıyor. LSC ve Kedi'nin çabaları boşa çıkıyor şu anda. Çok hızlı. HVA Gaming'in acilen sarayın ön kapısına bir önlem alması lazım. Bomba mı atıyorsunuz? Oraya sıkıştırıyor musunuz? 4 kişi mi gidiyorsunuz? Acil önlem almanız lazım HVA Gaming. Kesinlikle katılıyorum. HVA Gaming acilen anti-taktik geliştirmesi gerekiyor. Ve şu an onu yapamıyorlar. Şu an 1907 Fenerbahçe'den farklı bir taktik gördük. Altı tarafından ilerliyorlar şu anda dediğin gibi. Bakalım nasıl bir round izleyeceğiz şu anda. Çok iyi, çok mantıklı yaptıkları ama. Kesinlikle. 4 round boyunca aynı yerde kaldılar. Şu anda değiştirdiler. Bakalım. Şimdi sis de kapatıldı bu arada alt taraf. 1907 Fenerbahçe oyuncuları alt tarafında LSC, JVSK'yı düşürmeye başarıyor. İlk skoru takımına kazandırdı. Bu arada bomba kuruldu çözmek için. Kaç saniyeleri var? 36 saniyeleri var. Kesinlikle bu arada Sonic yine bir skor almayı başarıyor. Mazik orada takımına yardımcı oldu. Primerio Mazik'i düşürdü bu sefer. Combatslar tek kaldı ve işi gerçekten zor şu anda. Ve HVA Gaming'de ilk roundunu almış oldu. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. 1907 Fenerbahçe 4 roundu aynı şekilde aldı aslında. Evet. Üst kapıdan girerek saray haritasında. 5. roundda belki de dediler ki bu sefer yemez HVA Gaming bu taktiği. Alttan deneyelim. Alttan denedikleri ilk roundu kaybettiler. Şu an tahminim bence tekrardan üst kapıya dönecekleri yönünde. Girişten diyorsun deneme yapacaklar. Bakalım nasıl bir taktik izler. Arka su tarafından ilerleyebilirler aslında. Evet şu anda alt su tarafına bir kişi 4 kişi de giriş tarafına dediğim gibi. Alta giden bir kişi atacak. Kesinlikle. Dediğin gibi bakalım sarayın sağ tarafına doğru yerleştiler. Skor alabilecek mi? Yavaş yavaş ilerliyorlar aslında. Bir anda hızlanacak. Hibrit'ten eksik geldi. Hybrid orada aldı. Bu arada Mazik bir skor. Mazik ikinci skor. Jest orada bir skor. Sonic takımını kurtaramıyor. Tek kalmıştı. 5-1 oldu durum global. Şu an 1907 Fenerbahçe anladı ki üst kapıdan biz ne yaparsak yapalım. Girelim ve round'u her türlü kazanıyoruz. Ben tahminimce sürekli bunu deneyecekler şu anda round verene kadar. Tam da ben de onu diyecektim. Bir daha gelir mi aynı taktik diyecektim. Bence yapmaları gereken de round verene kadar gerçekten buraya denemeleri. Evet, ilk bomba geldi şu anda. Kedi düşüyor. İlk düşen isim JVSK. Kedi düşürdü. Sonic orada. JVSK'yı alıyor. Nuxtar bir skor çıkarmayı başardı. Hybrid 2 skor birden. Canı çok az. 2'ye 1 bir mücadele. Sonic bu arada 2 skor çıkardı. LSC son vuruşu yapıyor bu sefer. HVA Gaming ilk defa üst kapıdan round aldı şu anda 1907 Fenerbahçe ekibine karşı. Sanırım çözdüler şu anda taktiklerini. Evet, şu an bakalım 1907 Fenerbahçe nasıl bir taktik üretecek? Çünkü üst taraftan ilk roundlarını verdiler. Bir de şöyle bir şey var. Tekrardan üst taraftan kapıdan geçiş yapmaya çalışırlar. Bu sefer HVA Gaming nasıl bir savunma yapacak? Şu an bombasını bıraktı. Bu arada Kedi yine düştü. Kedi çok hızlı düştü şu anda. Ön kapı tarafında Combats tarafından düşürüldü. Primerion canı azaldı birazcık. Combats'ların da aynı şekilde. LSC düşecek mi? Nuxtar düşüyor. Hybrid oradan Nuxtar'ı düşürmeye başardı. 3 kişi kaldı global derken 2 kişi kaldı şu anda. Tek kişi kaldı. Sonic düşüyor mu? Sonic düşüyor global. Süper Sonic'i de düşürdü Combats'lar. Süper Sonic'i de. 3 pire kaldı Combats'lar. Bu round'un yıldızı. HVA Gaming aslında doğru stratejiyi yapıyor. O ön kapıyı 2 farklı yerden çapraz ateş altında tutmaya çalışıyorlar. Ama 1907 Fenerbahçe ekibi o kadar konsantre ki ön kapı girişlerinde. Ve gerçekten bireysel yetenekleri de çok hızlı oynuyorlar. Bireysel yetenekleri de çok yüksek. Tutamıyor şu anda HVA Gaming. Tam dediğin gibi şu anda bomba bırakıldı bu arada saray tarafına doğru. Bekliyorlar. Primerio yavaş yavaş bekliyor. Üzerine gelecek derken Bakalım nasıl bir oyun izleyecekler. 3 kişi var orada. Nukestar, evet, geri çekildi. Bu arada Hybrid düştü. Nukestar orada düşürmeye başardı. Sonic bir skor çıkartıyor. JVSK'ya düşürüyor. Kedi orada. Ne yaptı? Jesse. Bir skor çıkarmaya başardı. Ama ne demiştik? Süper Sonic var orada. Bu arada şöyle bir şey aklıma geldi. Heyva Gaming ön kapı 1907 Fenerbahçe gördük ki şu 9 round'un 7'sinde ön kapıdan girdi. Evet. Heyva Gaming de tutamıyor aslında. Tutamadığı aşikar. Abi bırakın girsin o zaman. Sen en geride kal. Değil mi? En geriye yaslan ve sadece bekle. Plantleri tut. Böyle bir şey öğretebilirler şu anda Heyva Gaming ama onlar da vazgeçmiyor kendi taktiklerinden. Kesinlikle. Belki anti taktik geliştirmeye gerekiyor ama şu anda denemiş değiller. Baktığım zaman şu an Elesi birazcık hasar almış. Sonic ve Elesi orada ikili bir oyun oynuyor. Evet. Oradan kedi çıktı. Bu senenin yıldızı. Doğru geldi. Şu an iki taraftan da bir saklambaç var. Çıkıp geri giriyorlar. Jesse'den ilk frag geldi. Jesse ilk skorunu aldı bu arada. Hybrid orada skor. Sonic kombatları. Mazix'e Sonic'e düşüyor. Nukestar'a baktığım zaman orada bir skor almaya başardı. Hybrid yine son vuruşu yapıyor. Tekrarlıyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Heyva Gaming o kapıyı tutamıyor. Gerçekten geriye yaslanmaları lazım şu anda. Kesinlikle. Ama onlar da inatlarından vazgeçmiyor şu anda. İlla tutacağız diyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Bence yani bu şekilde giderse çok fark açıldı 1907 Fenerbahçe adına. Harita üstünlüğünü 1907 Fenerbahçe alabilecek şu an durumda. Evet, öyle gözüküyor. Bu arada dediğin gibi B1 site hiç kullanılmadı. B2 site de aynı şekilde hiç alt tarafa geçiş yapılmadı. Sanırım beni duydular galiba. İlk defa geriye yaslandı Eva Gaming. Şu anda bekliyor. Nukestar çok geriye yaslandı. Bakalım 10. round'un 11. round bunu yapıyorlar ama. Nukestar'ın canı azaldı. 181 canı var şu an. Az kaldı. JVSK düşecek mi? Hybrid orada skor alıyor. LSC de aynı şekilde. Dediğin gibi JVSK'yı düşürmeye başardı. İlk defa geriye yaslandı Heyva Gaming ve round süresi uzadı zaten. Jesse'nin canı azaldı. Bu arada sayı üstüne hemen eşit aslında. Ama Kedi'nin canı birazcık düşük. Kritik bir durumda. Yukarıdan geldi olacak? Sonic üzerine doğru geldi. Sonic düşüyor şu anda. Kombatlar bir skor almaya başardı. Kedi tek başına alabilecek mi? Kedi Combats'ları düşüremiyor. Combats'lar 2 frag'te son vuruş yapıyor ve roundu takımına kazandırıyor. Bu arada, global. Bir şey gözüme çarptı. Hybrid'in 15 frag'i var. Geçen seneden ve bu sene izlediğim maçlarda Hybrid normalde oyun stili olarak defansif bir oyuncu. Takım arkadaşlarına destek oluyor. Normalde arka planda oynayan bir oyuncu. Ama bugün entry fragger konumunda. İlk kill'i alan oyuncu gibi duruyor. 15 kill'le gerçekten çok sürpriz yani. Evet. Tebrikler Hybrid. Hybrid şu anda bildiğin oyunu açıyor. Geçti yani. Direkt giriş tarafından. Bu arada skorlar gelmeye başladı. Mazik orada skor aldı. LS aynı şekilde. Sayı üstünlüğü 1907 Fenerbahçe'de. Ama şu anda eşitlendi durum derken tekrardan sayı üstünlüğüne sahip olan takım 1907 Fenerbahçe. Kombat tek kaldı Sonic'le. Çok kritik. Neler olacak global? 8-3 gerçekten kritik bir. Şu anda bu elleri alması lazım iki takımda. Sonic'in gerçekten alması lazım. Üzerine doğru geldi şu anda. O tarafta global kim alacak? Kombatları bomba atıyor şu an. Bombasını bıraktı. 26 canı var. Az kaldı canı. Neler yapacak? Üzerine doğru geliyor. Kim düşecek derken Combat Star 6 canlı global. Bak, oyunun başında dedik ki bu tarz ortamlara 1907 Fenerbahçe daha alışık. Aslında Sonic de geçen sene finalde oynayan bir oyuncu. Canın yüksek. Sen orada alta gidip pozisyon avantajını niye Combat Star'a veriyorsun? Bir de bedavadan şu anda el verdin sen karşı rakibe. Kesinlikle ve 6 canla başardı bunu. Şu an gerçekten oyuna tutunmakta zorlanıyor Heyva Gaming. Çok fazla fark açıldı. Açılıyor şu anda. Birkaç round sonra toparlaması da çok zor olacak Heyva Gaming için. 9-3. Evet, taraf değişimi olacak birazdan aslında. Evet. Bakalım ondan sonra toparlanabilir. Bu arada primeriyor. Kedi 2 skor çıkarmaya başardılar. Bakalım şu anda sayı üstünlüğü Heyva Gaming'de neler yapacaklar derken JVSK ve Jesse orada birer skor daha çıkartıyor. Kedi bir skor çıkardı. Prim veriyor orada bir skor daha almayı başarıyor. Ama Heyva Gaming. 9-4. Heyva Gaming'in şu son kalan 2 roundu da alması lazım maça tutunmak istiyorsak diyorlarsa. Ama tekrar ediyorum gerçekten böyle bir ortamda oyun oynamak tecrübe istiyor. Kesinlikle. Ve 1907 Fenerbahçe şu anda bu tecrübesini konuşturuyor bugüne kadarki yaptığı maçlar. Bu arada üzerinden. Alt sıra arka su tarafında bir taktik görüyoruz şu anda. Değiştirdiler. Neler oluyor? Bu roundu kim kazanacak acaba? Ne diyorsun? Şu an ama Heyva Gaming bunu büyük ihtimal sesten algıladı ve B2 tarafından direkt şu an aşağı inecekler. Birbirinin yerini biliyor. 1907 Fenerbahçe şu an fake atıp aslında yukarı plante giderse çok sürpriz olur derken orada. Primeriyor, Combat Star orada birer skor çıkarmayı başardı iki takımdan da. Şimdi bir skor daha gelecek mi? Yavaş yavaş ilerliyor şu anda. Derken Kedi bir skor daha çıkardı. İkinci skoru. Kedi'nin 3. skoru. Combat'lar bir skor almaya başardı. Kedi bir skor daha. Bugünün iyisi Hybrid kaldı ama. Kedi bir skor daha alabilecek mi derken şu an üzerlerine doğru geliyorlar. Kedi Hybrid'i de alıyor. Kedi neler yapıyor global? Aman yarabbi, 4 kişi. Bu her şeyin dönüşü olabilir. HVA Gaming açısından. Bu arada HVA Gaming'deki istatistiklere bakalım hemen de. Sonic 16. 16 vurmuş. Kedi 14. Zaten Kedi'nin yükselen performansında bahsetmiştik. Ama şu anda maça damgasını vuran sürpriz isimler var. Birisi HVA Gaming'de Sonic, evet. Diğerisi 1907 Fenerbahçe'de. Lafını kesiyorum. Bu arada JST bir skor aldı. Nuxstar aynı şekilde. Nuxstar sonunda oyuna döndü. İki skor birden çıkarmayı başardı. Şimdi bir skor daha gelecek mi derdi. Nuxstar neler yapıyor? Global. 3 skor birden çıkardı. Primerio şu anda. Tek kaldı. Tek başına kaldı. Ve 8 frey var. Alabilecek orada bir takımını kurtarabilecek derken, MVP. Geçen senenin MVP'si affetmedi kesinlikle. Şu an 1907 Fenerbahçe istatistiklerde de dengeli bir aslında tam bir takım oyunu oluşturuyor. Killerine göz atacak olursak hepsi onun üzerinde bir frey var. İkili rakamlara ulaşmışlar aslında. HVA Gaming cephesine baktığımızda ise Elise ve Primerio onun üzerine ulaşamayan ilk oyuncular diyebiliriz. Ve yani bu denklemde baktığımız zaman mesela ilk başta senin söylediğin o Magic Jestli şeyi vardı. Bir MVP durumu vardı. Şu anda 1907 Fenerbahçe hibrit ortaya çıktı bir anda. Sonic. Ya bu ikili gerçekten harikalar yaratıyor bugün. Ben aşikarım bu konuda. Gerçekten kesinlikle inanamıyorum. Maçtan önce aslında iki takım oyuncularıyla da muhabbet etme fırsatı buldum. Evet. İkisi de çok iyi hazırlandıklarını söylediler. Ama ben aslında bu üstün performansı daha çok MVP Jesli'den bekliyordum birazcık. Evet. Maçın öncesinde tahmin ettiğimiz gibi aslında Kedi yine o yükselen performansını yukarıda tuttuğunu gösteriyor bize. Ama Sonic ve Hibrit yani inanılmaz işler yapıyor şu anda. Kesinlikle. Bu arada kısa bir hatırlatma geçiyorum. İkinci haritamız üst kodu olacak. Karışık. Ortalık çok karışacak. HVA Gaming seçti üst kodu. Evet. Bu arada skorumuz da 11-5. 11-5 şu anda. Oyuna tekrardan devam ediyoruz Global. Neler olacak Global? Üst kodu dedim ben şu anda. Üst kodu HVA Gaming. Şu an bunu unutmayalım. 1907 Fenerbahçe'nin seçtiği harita bu. Kesinlikle. Bu arada aynı taktik üzerinden gidiyor iki takım da. İlk skor kimden gelecek? Maze'in canı birazcık azaldı. 17 free var. Daha ne olsun? Nuxstar'ın da canı birazcık azaldı bakalım, gibi duruyor şu anda. Kırmızı tarafta ne yapacak? Bildiğiniz üzere savunma saldırı değişimi yaptı. Evet. İki takımın tarafları değişti. Bakalım bu duruma dur diyebilecek mi? 1907 Fenerbahçe gibi hızlı oynadığını görmüyorum ben. Evet bu arada Kedi düşüyor. Orada JST iki skor birden çıkardı. Hibrit orada yine açıcılığını konuşturdu. Nuxstar'ı düşürmeye başardı. Primerio ve Nuxstar'ı orada bir skor daha geliyor Primerio'dan. Yeterli olmuyor Global. Yalnız Jestli ne kadar harika işler yaptı orada. Sis'ten görmeden Sis'e random sıktı ve iki oyuncuyu düşürdü. Zaten büyük bir araçtı HVA Gaming. Kesinlikle. Onun orada iki oyuncuyu düşürmesi her şeyi değiştirdi aslında. Mükemmel işler oluyor bugün ya. Evet. Ama tek beklemediğim şey ben birazcık daha kafa kafaya gitmesini bekliyordum. Evet. Kesinlikle. Ama HVA Gaming üstünlüğü ele aldı ilk harita itibariyle. Şu an bakalım. Ve büyük psikolojik üstünlüğe de sahip aslında 1907 şu anda Jestli Kedi'yi düşürmeyi başardı. Tekrardan büyük bir skor daha gelir mi? HVA Gaming yapamamıştı bunu. Jestli tek başına yapıyor bunu şu anda. Şu anda Maze'in canı azaldı birazcık derken Jestli, Combustar, Jestli diyorum. Bir skor daha aldı. Üçüncü skorunu alıyor. Combustar ikisi birlikte oyunu bitirdiler resmen. Round'u bitirdiler Global. 13-5. Neler oluyor? 3 round kaldı. 3 round, son 3 round. 1907 Fenerbahçe ilk harita üstünlüğüne 3 round sonra kavuşabilecek. Bakalım neler olacak? Bir anda comeback'te gelebilir HVA Gaming'den. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu haritayı 1907 Fenerbahçe ekibi seçti. Diğer haritayı HVA Gaming seçti. HVA Gaming seçtiği haritaya iyi hazırlanmıştır diye tahmin ediyorum. Belki bu tablonun çok farklısını HVA Gaming adına üst kod haritasında, ikinci haritada görebiliriz. İşler, ilk üst kod haritası dediğinde bana zaten işlerin karışacağını anladım ben. Bakalım şimdi neler olacak? Yavaş yavaş son roundlara da yaklaşıyoruz Global. Şu an birazcık daha oyun yavaşlamış durumda. Şu anda artık Fenerbahçe çok hızlı oynuyordu atak tarafını. Ama HVA Gaming biraz daha yavaş oynama stiline sahip görüyoruz. Kedi bu arada bir skor çıkardı. Sonic orada bir skor çıkarmayı başarıyor. JST'ye baktığın zaman LSC'yi düşürdü. Şu anda alt tarafta neler oluyor? İşler karışacak gibi gözüküyor. Primerio ilk skorunu almayı başardı bu arada bu rounddaki. 2 kişi. Combat'la JST'ye. 4'e 2 mücadele var orada. Combat arkadaşlar mı? Şu an skor gelecek mi? Kedi. Kedi çok güzel bir headshot attı orada ama. Orada Combat'ları çok güzel düşürdü. Tek kaldı. 1'e 3 bir mücadele izletecek bize bu sezonun MVP'si. Bakalım neler yapacak. Bu roundu alırsa harikalar yaratmaz mı? Bu roundu kazandırabilecek mi? Neler gördük Global birlikte. Biz gerçekten 1'e 5 roundlar gördük. 1'e 4 roundlar gördük. İnanıyorum ben alabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu Jestli zaten bildiğiniz üzere. Kesinlikle. Bakalım şimdi büyük işler iyice kızıştı. Birbirinin seslerini duyuyor iki oyuncu da. Jestli çok kritik hareketler yapıyor. Orada bir yandan kaldı. Primeiro düşecek mi? Primeiro düşüyor ama yeterli Jestli, olmuyor. Ocana sahipken. Gerçi iki kişiyi düşürdü. Çok güzel oynadı aslında Jestli ama kaptan dedik, Kevangim, Nuxstar dedik. Round'u tecrübesiyle alıyor. Şu anda durum 13-6. Yani Ocan'la iki kişi düşürmek de ve büyük başarı yani istiyor. Gördün mü merdivenlerden böyle bir sırtlan gibi yavaş yavaş çıktı. Sakin sakin böyle. Çok güzel bir hareket. Çok tecrübeliydi ama birazcık da şans istiyor bazen bu durumlar. Kesinlikle öyle bu arada. Şimdi yine oyunun ilk başlarında yapılması gereken durum. Evet. Yani bu yavaşlık, safe durumu şu anda yapılmaya başlandı. Biraz geç mi kalındı acaba? İlk tarafta EVA Gaming biraz daha bu şekilde oyunu solsaydı çok güzel işler olacaktı. Sözünü kesiyorum. Kedi orada ilk skor alıyor. Jestli neler yapıyor? 3 skor. Birden düşürmeyi başardı ve roundu kazandırıyor. 4 kişi düşürdü. 14-6 oldu. Neler oluyor? Jestli. Neler oluyor? Jestli. Bugün çok fazla şeyini gördük Jestli'nin. Kesinlikle. Zaten MVP dedik. Şu an 1907 Fenerbahçe cephesinde de en çok adam vuran oyuncu. Bireysel performansı göz dolduruyor. 23 tane adam vurmuş. İnanabiliyor musun? Jestli'nin performansı çok iyi şu anda ilk haritada. Saray haritasında. Bak 20 round, 21. round oynanıyor. 23 tane adam vurmuş. Her roundda neredeyse birden fazla adam vurmuş. Jestli. Bu arada inanılmaz ilk düşen kim olacak? Jestli yine ilk skoru aldı. Hibit'ten ele aldı ama şu anda Jestli'nin ikinci skoru. Kedi orada. Jestli'yi düşürmeye başardı. Sonic bu sefer devreye göre iki kişi düşürdü. Nuxstar ona yardımcı olan isim. JVSK'yı düşürdü orada. Bu roundu HeyVay Gaming alıyor. Şaşırtıyor bizi. Kedi, fark yarı yarıya Furkan. Neler oluyor? Bak çok şey gördük biz seninle bugüne kadar. Evet. Mükemmel geri dönüşler gördük. Buradan dönmesi de imkansız değil HeyVay Gaming adına. Ve söylüyorum şuradan 14-10'a getirebilirse HeyVay Gaming 1907 Fenerbahçe'de bir çalkantılar başlayacak. Aslında benim her zaman sorduğum bir soru vardı, hatırlıyor musun? Onun cevabını verdi. Comeback gelir mi? Comeback gelir mi global diyorum sana. Ve şimdi tekrardan bakalım hızlı bir oyun göreceğiz. Evet şu anda işler kızışacak yine tekrardan. İlk düşen isim Jestli tarafından Nuxstar oluyor. Primeiro orada bir skor çıkardı. JVSK hibritli kombaslarlı 1907 Fenerbahçe bu roundu da alıyor. Son round kaldı. Son inanabiliyor musun? Bir round. Için. Ve şunu belirtmek istiyorum. 1907 Fenerbahçe bu haritayı kazanırsa mükemmel bir morale kavuşacak. Psikolojik üstünlüğü ele alacak. Kesinlikle. HeyVay Gaming ise tamamen motivasyon kaybı. Bayağı aşağı inecekler. Takım ruhundan belki düşebilecekler. Bakalım. Son round'dayız. 1907 Fenerbahçe için. HeyVay Gaming için ise son bilet. Bakalım bu bilet alabilecekler mi? Kedi düştü. Kombaslar Mazik. Bakalım neler olacak? Jestli. Şu an izlediğimiz isim JVSK. Şu an adam üstünlüğüne de sahip Ramda. İlk harita geliyor mu? Sayı üstünlüğü eşit hemen hemen derken sayı üstünlüğünü hangi takım bozacak baktığım zaman. Şu anda direkt giriş tarafına bir bomba bırakıldı. 3-3 mücadele görüyoruz. Ön kapı tarafında. Sonic orada birazcık hasar aldı. Combat Star çok güzel yer tutmamış mı orada? Evet. İki tarafı da tutuyor aslında. Şu anda Jestli de ona destek veriyor bir yandan. Birlikte gerçekten çok güzel hareket ediyorlar. HeyVay Gaming bakalım bu son bileti yakalayabilecek mi? Orada bu roundu kazanabilecek mi? Güzel bir bomba geldi bu arada Mazik'e. Evet. Şu an denemelerini yapıyorlar. Bu arada sis faktörü geldi global. Sis'le kapatıldı. Bakalım giriş yapacaklar mı? Sis içinden tekrardan deneme geliyor. Birbirini ölçüyor bence orada. Evet kesinlikle bakalım işler kızışacak derken Sonic orada Mazik'i, Mazik orada Nuxstar'ı. Jestli son vuruyor. LS'i tek başına skor almayı başardı. Combat Star. 16-7. Combat Star son vuruşunu yapıyor. Ve hemen bir fraglere bakar mısın? 1907 Fenerbahçe ekibinde 4 tane oyuncu 20 fragin üstüne ulaşmış. İnanılmaz. Global 27 frag görüyorum Jestli'de. İnanılmaz, ben inanamıyorum. 1907 Fenerbahçe seçti haritaya, gerçekten hakkını verdi. Çok güzel çalıştıklarını gösterdiler bizlere şu anda. Evet. HeyVay Gaming'den sürpriz bekliyorduk ama bir sürpriz yapamadılar. Ama unutmayın üst kodu HeyVay Gaming seçti harita. Oraya daha çok hazırlandığını düşünüyorum. Onların kalesi aslında. Bakalım neler olacak. Şimdi Jestli'nin faktörü çok yüksekti. Aynı şekilde Mazik'te. Dediğin gibi Hibrit'in oradaki oyun açıcılığı gerçekten çok önemliydi ve bunu başardı 1907 Fenerbahçe. İlk haritayı kazanmayı başardı. HeyVay Gaming ne tarz yanlışlıklar yaptı? HeyVay Gaming'in yanlışlığı aslında ilk başlarda, roundların ilk başlangıcında birazcık daha safe ve güvenli, sakin oynaması gerekiyordu. Fenerbahçe'nin hızlı oyununa onlar da hızlı karşılık vermek istediler. Bu hızlı karşılık 1907 Fenerbahçe'nin yararına oldu. Ama dediğim gibi birazcık daha sakin oynasaydı HeyVay Gaming, anti taktik geliştirseydi her şey daha güzel olabilirdi. Evet, son cümlemi söylemek istiyorum Furkan. 1907 Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Büyük finalde Asus Voftüm Türkiye Kupası mavi sezon finalinde 40.000 TL ödül kazanacak burada kazanan takım. Ve bir prestij, bir kupa kazanacak aslında. Bunu da unutmayalım. Şu an 1907 Fenerbahçe önde diyebiliriz. Yani o kupaya kaldırmaya daha yakın aslında. Şimdi Wolf Team Kurtlar Şehri hakkında neler düşünüyorsun Furkan? Kurtlar Çok ufak bir yorum lazım. Ya sana, herkes seviyor. Sana şöyle söyleyeyim mi? En ufak yorumu söyleyeceğim. Her gün dinliyorum. Sabah kalktığımda yani ona ihtiyacım var sanki. Öyle hissediyorum. Zaten yayınlarını takip eden herkes dinledi, aşikar oldu. Kesinlikle. Aslında bugün bir sürprizimiz var. Wolf Team Kurtlar Şehri'ne bir klip çekildi. İzledin mi? Diyorsun. Ben daha izlemedim. Bir klip çekildi. Şimdi sözü bırakmadan önce aslında kısa bir klip tanıtımını izleteceğiz oyuncularımıza. Tamamını izlemek isteyen oyuncularımız varsa Wolf Team YouTube kanalında takip edebilirler. Hemen klibin ardından da röportaja gideceğiz. Söz sizlerin. Av mevsiminde 300 canımla canlarını okurum ben hepsinin de. Adım yazılı klan zincirinin tepesinde. Seninkini göremedim hani söyle neresinde. Ateş diriliş, barut diriliş, ikisi de biliriş. Savaşı hazırım gel sen de oyuna yap giriş. Yıkıma başla düşmanlara gösterme finish. Eski yıkımda kurtlar insanlara gösterir diş. Kızıştı ortalık, sakın geride kalma. Envanterini dolu tut, düzeni salma. Şimdi yanımda 1907 Fenerbahçe Genel Menajeri Emre Aksoy var. İlk önce size sorular hazırladım. İlk sorumla başlıyorum. 1907 Fenerbahçe'nin Wolf Team'deki ilk finali. Bu konudaki düşünceleriniz neler? 1907 Fenerbahçe e-spor olarak bir oyunda yer alınca sarı lacivertli renklere yakışır bir şekilde her zaman şampiyonluğu hedeflemekteyiz. Bu finalde tabii ki de dolayısıyla bizim için oldukça gurur verici ama şampiyonlukta finale kalmaktan çok daha önemli. Aynı zamanda da sponsorumuz olan Fox stüdyolarında olunca final bir ev sahibi gibi olduk finalde. Bu da güzel ve mutluluk verici. İkinci soruma geçiyorum o zaman. 1907 Fenerbahçe olarak e-spordaki özellikle Wolf Team'deki vizyonunuz nedir? Yani Wolf Team spesifiğinde konuşacak olursak dediğim gibi tabii ki de kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanıp ligi her zaman bu splitte olduğu gibi namalip bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda da kaldığımız finallerde de her zaman şampiyonluğu hedefliyoruz. E-spor'daki genel vizyonumuz ise bir oyunda sadece yer almış olmak için yer almamak, çok daha sıkı ve planlı ve uzun vadeli kararlar verip o oyunda hem globalde hem de ülkemizde en iyi yerlerde olmayı hedefliyoruz. Hatırlarsınız geçen sene League of Legends'da bunu başarabildik. Bu sene de yine Wolf Team'de de aynı şekilde bunu başarmayı ve diğer oyunlarımızda da aynı vizyonla ilerlemeyi düşünüyoruz. Bizi heyecanlandıran bir diğer hedefimiz de dünyadaki en çok oyun takımına sahip spor kulübü olmayı hedefliyoruz. Ve de bu da bence oldukça büyük bir vizyon ve hedeflediğim şeylerden biri. Bu güzel cevaplarınız için teşekkür ederiz. Şimdi sahneyi analiz masasına bırakıyoruz. Devasa açık dünya. Olağanüstü grafikler. Gerçek oyuncularla eş zamanlı savaşlar. Oyunun kuralını değiştiriyoruz. Lineage 2 Revolution App Store ve Google Play'de. Evet, ilk haritayı izledik. Saray haritasındaydık. Fenerbahçe, 1907 Fenerbahçe seçmişti. Ve şimdi Aytekin Paşa ve Frogi ile birlikte sizlere bunları yorumlayacağız. Fenerbahçe güzel başladı diyebiliriz. İlk başta 4-0'a kadar güzel götürdü ve hevaya hiçbir şekilde müsaade etmedi. Evet. Peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Saray haritasında iki takım da cidden çok güçlü. Çok güzel taktikleri var. 1907 Fenerbahçe kırmızı takımda başladı ve kırmızı haritada bu kadar round almak çok zor. İnanılmaz zor. Evet. Heva Gaming'in orada bu kadar round vermemesi lazım. Önden çok iyi tutması lazım ama Fenerbahçe bildiğin yardı geçti önden. Çok hızlıydı. Skor 6-2'ye gelince Heva Gaming biraz geriden tutmaya başladı. O sefer round aldı. The Kedi 4 kill aldı. Hatta 7-3 gibiydi. Heva direkt geri çekilmeye başlamıştı. Aynen. Ve hani bu şekilde sürdürmeye başladılar. Başta belki Heva geri çekilseydi bu şekilde devam etmezdi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Öncelikle Fenerbahçe kırmızı takımda yani saldırı tarafında öne çok güzel girdi. HVA Gaming savunma tarafında kesinlikle önü savunamadı ve Fenerbahçe maça çok moralli başladı. HVA'da tabii ki de birazcık moral düşüklüğü yaşandı. Ondan sonra birazcık daha geriden tutmaya başladı HVA. Ondan sonra birazcık rant aldıktan sonra taraflar değişti. Taraflar değiştikten sonra kesinlikle Fenerbahçe çok iyi savundu. HVA öne doğru saldırdı fakat Fenerbahçe hiçbir türlü sokmadı onları önden. Ondan sonra Cesli, gördünüz dörtlü, üçlü çok güzeldi. Cesli'nin zaten frekleri de maç sonunda 27 olmuş durumda. En üstü de Cesli yer aldı. Akele çok iyi oynamadı mı? Gerçekten. Evet, gerçekten söylemek istiyorum. Combats'lar her zamanki gibi az canla Sonic'ten 1v1 aldı. Orada 6 canla full canı indirmeyi başarmıştı. Orada hatta oyun biraz kopmuş olabilir. Rakip takım biraz psikolojik olarak çökmüş olabilir. Hani Combats'lar yine yapacağını sonra. Fenerbahçe ama gerçekten çok iyiydi ve çok başarılıydı. Aynen. Ve çok iyi hazırlanmışlar. Hibrit başlarda takımını taşıdı. Sonradan DJ'sli, Mazik ve Combats'lar bunu devraldı. Böyle götürdüler. Mazik'in başlardaki killeri de gerçekten efsane. Evet, HVA'ya bakacak olursak şimdi 1907 Fenerbahçe ilk haritayı aldı ama HVA'ya bakacak olursak ben şunu düşünüyorum hani önceki maçlarda Kedi her zaman önde götürürken bu sefer biraz geriden başladı farkındaysanız. Aynen, hani, sonradan açıldı ama Kedi ve Sonic'in de ikisinin de birlikte Sonic, gerçekten savunma tarafında çok iyi oynadı. Yani görevini tamamıyla yaptı diyebiliriz. Evet. Diğerleri Nuxstar da sonradan geldi. Nuxstar da sonradan etkisi açılmıştı. Çok büyük HVA Gaming'de ama biraz pasif kaldı. Kedi'nin 9-4'te Fenerbahçe'nin alta basması ve Kedi'nin 6 savunmasını hatırlıyor musunuz? Aynen, 4'lü atmıştı. Ondan sonra birazcık açıldı fakat takım ona destek veremediği için Fenerbahçe 1-0 önde. Evet, 16'ya 7, 1907 Fenerbahçe ilk haritayı aldı. Bir sonraki haritada HVA'nın seçtiği üst kodu olacak. Sizce HVA seçtiği için bu haritada neler yapacaklar takım oyuncuları? Tekrardan sizin sözünüzü merak ediyorum. 1907 Fenerbahçe ile HVA Gaming üst kod haritasında hiç karşılaşmadı. Ligde bile hiç oynamadılar. Evet. HVA Gaming bize karşı çok büyük bir sürpriz bekliyor olabilir bizi aslında. HVA Gaming yarı finalde bize karşı Galatasarayspor'a karşı çok güzel bir oyun çıkardı. Aynı oyunu sürdürürse ve Nuxstar... Evet, sen tecrübelisin bu konuda Aytekin Paşa. Kendini ortaya koyarsa çok güzel şeyler yapabilirler. Ben istiyorum ki oyun 1-1 olsun, 3. maça uzasın. Biz de buradan heyecanla maçı izleyelim. Bakalım. Ama Aytekin, Elisi birazcık pasif kalmadı mı sence de? Üst kodunda birazcık daha öne çıkması lazım. Çünkü Elisi gerçekten de lig maçlarında çok öne çıkan bir oyuncuydu ve takımına çok fazla rant kazandırdı. Umarım üst kodunda eski performansına dönüp iyi bir oyun çıkartır. Evet, şimdi sözü o zaman sunucu masasına bırakıyorum. Ama ondan önce şunu da söylemek istiyorum, tekrardan hatırlatayım. İlk harita saray haritasıydı, 1907 Fenerbahçe aldı. İkinci haritamızda HVA Gaming'in seçtiği üst kodu haritası olacak. Bakalım nelerle karşılaşacağız, gerçekten, çok merak ediyorum. Gerçekten ama çok heyecanlı olacak. Evet, açıkçası ben HVA'dan bu sefer umutluyum çünkü ilk haritayı da Fenerbahçe seçmişti. Kendi haritasıydı biliyorsun, saray haritası 1907 Fenerbahçe'nin. HVA'nın da seçtiği bence bu haritada başarılı olabileceğini düşünüyorum. Her şey değişebilir. Bakalım. Her şey değişebilir, 1-1 olabilir ve biz de buradan heyecanla paylaşacağız sizlerle. O zaman sözü sunucularımıza bırakıyorum, Spectre ve Global'e. Tekrardan merhabalar. Sana da merhaba sevgili Furkan. Merhabalar Spectre. Global. Evet, kısa bir değerlendirme istiyorum senden. İlk haritayı gördük. 1907 Fenerbahçe. Ben de ufaktan bir değerlendirme yapıyorum. Senden de dinleyeceğim. 1907 Fenerbahçe ekibi güzel oynadı. Belli ki çalışmışlar saray haritasına. Üst kapıyı çok güzel yönlendirdiler. Oranın gerçekten hakimiydi bence 1907 Fenerbahçe ekibi. Heyva Gaming birkaç bir şey yanlış yaptı. Bence birazcık daha oyunu soğutmaları lazımdı. Bu konuda birazcık eksik kaldılar ama ben bu haritada, yani üst kod haritasında bir geri dönüş izleyeceğimizi düşünüyorum Heyva Gaming'den. Mükemmel bir geri dönüşe imza atabilirler ki Heyva Gaming harita sahibi şu anda üst kodunda. Kesinlikle. Ufak bir değerlendirme alalım senden ya, de Spectre'u. Dediklerine ek olarak aslında HVA Gaming ilk başlarda dediğin gibi birazcık daha safe ve 1907 Fenerbahçe'nin o hızlı oyununa hızlı karşılık vermeseydi işler birazcık daha değişebilirdi HVA Gaming cephesinde ve oyunu soğutup dediğin gibi aslında belki de ilk roundu kazanmayı başarabilirlerdi. Ama böyle olmadı. 1907 Fenerbahçe'nin hızlı rushlarına aslında karşılık veremedi. Ama dediğin gibi üst kod haritasında her şey değişecek gibi duruyor. Çünkü HVA Gaming bu finali kazanmak istiyor. Ben onu görüyorum. Zaten geçen senenin şampiyonu tagıyla geldiler buraya aslında HVA Gaming yani takımı. O şampiyonluğu bu sene de sürdürmek istiyor HVA Gaming. Kesinlikle öyle bence de. 1907 Fenerbahçe'de mavi sezonu şampiyon, namağlup, lider tamamladılar ve bu finale hak kazandılar. Bunu ilk oyunda, ilk haritada yansıtamamış olabilir HVA Gaming ama ikinci haritada ben yansıtacağını düşünüyorum. Neler olacak? Merakla bekliyoruz aslında. Sana dediğim gibi efsane bir heyecan var. Hani sadece bizde değil, oyuncularda da efsane. Hani sözün başına ilk girişte nefes kesen bir heyecan bizi bekliyor demiştim ya. Evet. Aslında onu gördük şu anda. Bu ilk harita HVA Gaming için birazcık talihsizlikler oldu. Bence talihsizlik olabilir ama HVA Gaming geri dönüşe yapabilecek tecrübeye sahip bir ekip. Bunu zaten mavi sezon boyunca seninle beraber izledik, yeri geldi, sunduk. Bireysel performanslara baktığımızda jestli. Yani altını çizmek lazım sürekli. Zaten mavi sezonu MVP bitiren en değerli oyuncu ödülüne layık görülen bir oyuncuydu Jesli. Ben daha öncesinde de tanıyorum zaten. Mavi sezon öncesinde oynadığı oyunları da biliyorum. Çok farklı hareketler yapabiliyor. Şöyle bir muhabbetimiz oldu Jesli ile oyundan önce. Dedim ki 1907 Fenerbahçe gibi karşımda 5 kişi oturuyordu. Dedim ki hazırlandınız mı? Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz vesaire. Hazırlandık, çalıştık ama Jesli şöyle demiş, bana bırakın abi, ben vuracağım. Çok hani, güzel. O kadar şey ki özgüven patlaması yaşıyor ki, hani bana bırakın ben vuracağım, ben halledeceğim, kazanacağız. Bu özgüvenle zaten maça çıktığını düşünüyorum Jesli'nin. İlk haritada da gösterdi. Heyva Gaming'de ben Kedi'yi öve öve bitiremedim bugün. Kedi ve Nuxstar bence üst koduna damgasını vuracaklar şu an. İlk haritada zaten üstün performansları vardı. Sonic de beklenenin üzerinde bir performans gösterdi. Çok iyi bir adam öldürme istatistiğine sahipti. Bence HVA Gaming kesinlikle üst kodunda geri dönüşe imza atabilir. İşte merakla bekliyoruz. Ben baktığım zaman üst kod haritasında Elessi'den aslında bir performans yüksekliği bekliyorum. Elessi'nin çünkü sevdiği haritalardan birisi üst kod haritası. Jesli dedik, 1907 Fenerbahçe dedik. 2 MVP'si var 1907 Fenerbahçe'nin. Bakalım neler olacak. Bu arada üst kodu haritasına geçiyoruz. İkinci harita heyecanı başlıyor. Kırmızı tarafta 1907 Fenerbahçe ekibini, mavi tarafta ise HVA Gaming ekibini izleyeceğiz. Unutmayın ki HVA Gaming seçti bu haritayı. Çok hızlı başlıyor. Jesse'nin birazcık canı azaldı Global. Hızlı başlangıç oldu ilk rounda. Yine hızlı bir maç, hızlı bir harita mı izleyeceğiz sence? Bence 1907 Fenerbahçe ekibinin kurduğu kadro dolayısıyla sürekli hızlı bir oyun stiline sahip 1907 Fenerbahçe ekibi. Kedinin canı azaldı. Orada neler oluyor? LS'i düşecek mi? LS'i düşüyor. Combat Star düşürüyor LS'i. İlk skor geldi. Hibrit düşecek mi? Hibrit orada bir skor aldı. Primerio tek aldı. Jesli bir skor aldı ama dediğin gibi Primerio tek aldı. Ve 5 kişi oyunda derken Jesli, Hibrit, Primerium üzerine zıpladı. Kesinlikle. 1907 Fenerbahçe ilk haritada sürdürdüğü oyun disiplinini burada da devam ettiriyor bence. Jesse'nin 2 free'yi baktığımız zaman Kombas'tan 2 free var şu anda. Oyunun başları olmasına rağmen. Kaptan ve MVP. Kesinlikle. Çok güzel bir iletişim var aralarında ve güzel ilerliyorlar. HVA Gaming şu anda bence güzel bir geri dönüşe imza atacak. Şu anda yeşil tarafına bombalar gelmeye başladı. İşler değişecek gibi. Hızlı bir oyun görebiliriz. Hızlı bir oyun görüyoruz. Bu arada denediler bir Jesli'ye hasar vermeyi ama başarılı olmadı ve şu anda bomba kuruluyor Global. Şu an yerleşti. İşler değişiyor. Bomba kuruluyor. Bu taktiği bu arada HVA Gaming çok yapıyor. Bomba tarafını bırakıp dışarıdan tekrardan savunmaya geçiyorlar aslında. Sıkıştırıyorlar aslında. Evet. Bak ben de tam olarak onu söyleyecektim. Şu an bu taktiği bakalım işe yarayacak mı? Kedi. Kedi bu arada düşmüyor. Nuxtar orada 2 skor. JVSK Biscoff ilmeği düşürüyor. Sony'e baktığım zaman orada kombastırı düşürdü. Sonic. Jessli Sonic derken Sonic. 3 skor aldı. Zaten ilk haritanın da üstün performans sahip oyuncusu. Güzel bir round aldı. Ama dediğim gibi Heyva Gaming'in taktiği iş yaptı burada. Evet. Bomba alanını boş bıraktılar, dışarıdan savunmaya geçtiler. 1907 Fenerbahçe ekibinin plante girmesine izin verdiler. Sonra da onları sıkıştırıp hepsini teker teker öldürdüler. Mükemmel bir round izledik. İşleyen bir taktik aslında. Kesinlikle. İşleyen bir taktik gördük. Bakalım bu roundda neler olacak Global. Maçın heyecanı çok yüksek. Şimdi tekrardan bir yeşil denemesi geliyor. Bombalarla birlikte 1907 Fenerbahçe şu an girişini tamamladı. Üst tarafa da bir anda bakış atıyor bütün oyuncular. Yine hızlı bir şekilde bomba kurulacak gibi derken bomba kuruluyor şu anda. Bakalım Heyva Gaming yine senin bomba dediğin kuruldu. Taktiği mi yapacak Global? Evet, yine aynısını izleyeceğiz. Bomba yine kuruldu. Bıraktılar bakalım. Yine yerleştirdiler. Bu sefer işe yarayacak mı Global? 3 tane seçenekler var. Boru, arka Jeste, sözünü kesiyorum ama kediyi düşürdü orada. Ve sistem mi düşürdü? Hayır. Hibritmiş sistem. Jeste orada güzel bir skor izledik. Nuxtar düşecek mi? Nuxtar orada skor almaya başlar. JVSK'yı düşürdü. Jeste, Magic derken LS orada bir skor çıkartıyor. Heyva Gaming başarılı olamıyor bu roundda Global. Şimdi aynısını denedi Heyva Gaming. Burada verdi ama 1907 Fenerbahçe'nin biraz önceki rounda göre yaptığı bir taktik vardı burada. Evet. Yeşil duvarı önüne aldı oyuncular. O bu yeşil sefer duvarı önüne aldıklarında bildiğin üzere hasar yemiyorlar. O duvarı kullanarak bu round'u aldı aslında 1907 Fenerbahçe ekibi. Bakalım şimdi neler olacak? Bu sefer taktik değişti birazcık da. Direkt orta kolon bölgesinde bu arada Mazik orada. Sonic Primerio derken Mazik 2 skor çıkardı. Primerio ile Sonic. Mazik orada Jesse ile birlikte bir skor çıkardı. Asistini yaptı Mazik Jesse'ye. Bakalım şimdi neler olacak? Sayı üstünlüğü baktığım zaman 1907 Fenerbahçe diyecektim ama anında vurdular zaten. Hibrit yine devreye girdi. 1907 Fenerbahçe plant haricinde meydan taktiği denedi. Direkt ortaya araştırdılar, hızlı oynadılar. Heyva Gaming de karşılık veremedi şu anda. Ortaya tutamadılar diyebiliriz. 1907 Fenerbahçe çok hızlı oynuyor. Heyva Gaming buna karşılık veremiyor. Şu anda bunu izliyoruz. Şu anda bunu görüyoruz. Dediğin gibi tekrardan aynı taktik geliyor bu arada. Bu sefer bakalım işe yarayacak mı? Kombaslar Primerio'yu düşürdü orada. Kedi düşüyor. Jessli orada Kedi'yi düşürdü. Nuxtar orada Kombaslar almaya başarıyor. Üzerine doğru geldi şu anda LSI bir skor. Takımın LS'i ikinci skor. Neler oluyor Global? Bir skor daha gelir mi LS'den? LS yavaş yavaş ilerleyecek şu anda. Nuxtar birazcık daha sakinleşmiş durumda. Sonic'in canı azaldı. Sonic orada bir skor aldı. Heyva Gaming bu round'u alacak mı? Sonic düştü. JVSK orada düşürmeye başarıyor. LS'i JVSK. İki skor. Çok kritik. Çok derken Nuxtar kaptanlığını konuşturdu. Çok kritikti. Kaptan devreye girdi. Heyva Gaming için bu roundlar gerçekten aşırı kritik. Bu roundların hepsini alması lazım bu finale tutunmak istiyorlarsa. Nuxtar da başlangıcı yaptı bu roundu alarak. Bakalım beraberliği yakalayabilecek mi Heyva Gaming bu roundu alarak? Bakalım ne olacak şimdi? Yine aynı taktik gelir mi Global sence? Bence farklı bir şey izletecek şu anda 1907 Fenerbahçe ekibi. Derken yine hızlı oyun oynuyorlar. JVSK ve Mazik orada. Nuxtar'ın da bir skorunu görüyoruz. Orada JVSK düşürmeyi başardı. Mazik, Jesse ile birlikte Kedi ve Sony'yi düşürüyor. Heyva Gaming ama çok hızlı eridi. Hibrit. Böyle bir şey olamaz. Hibrit. Meydanı tutamıyor Heyva Gaming. Şu an net. Saray haritasında üst kapıyı tutamıyorlardı. Şu anda da orta süs kodunda da meydanı tutamıyorlar. Birazcık meydana takviye yapması lazım acil şekilde Heyva Gaming'in. Bence Nuxtar'ı orta direğin arkasına yerleştirirlerse Nuxtar bu işi başarabilir. Bakalım dediğini yapacaklar mı? Bakalım göreceğiz. Neler olacak? Şu anda durum 4-2. Fark tekrardan 2'ye yükseldi arkadaşlar. Ve bu arada şeyi hatırlatmak istiyorum. Wolf Team'in oyun mekaniğe girip çok hızlı bir oyun olduğunu. Evet. Roundlar çok hızlı bitebilir. Zaki öyle de görüyoruz. İlk şu anda onu bize gösteriyorlar zaten. Bakalım ilk skor kimden gelecek? Sonic'ten geliyor Global. Jesse orada düşürmeyi başardı. Şimdi kulede Mazik orada Nuxtar'ı düşürdü. Primerio'nun canı az. Primerio da düşüyor. Mazik ikinci skorunu alıyor. Kedi düşecek mi? Yoksa skor alacak mı? Bu arada dediğin gibi bomba kuruldu. Bombayı da çözmesi gerekiyor. Sonic. 3'e 3. JVSK'yı düşürdü. Sayı üstünü eşit Global. Heyva Gaming 2 kişi vurup bombayı çözmesi lazım bu roundu. Kendi hanelerine yazdırmak Kedi yavaş yavaş geliyordu orada. Derken Kedi düştü. LS'i düştü. Mazik ve Kombaslar tarafından sayı üstünlüğü 1907 Fenerbahçe'de. Sonic tek başına. Sonic bu roundların adamı. Evet, bu roundların adamı. 16 saniye ama saniyesi çok az. Kesinlikle 2 kişiyi vurup bombayı çözmesi gerekiyor. Ve şu anda imha ediyor. Neler olacak? Şu anda bombayı bıraktı ama başarılı olmuyor Global. Sonic bunu başaramıyor. Bu roundu Mazik yani geçen sezonun MVP'si tek başına aldı bence. Bomba alanına yerleşti. Takım arkadaşına bombayı kurdurdu Mazik. Ve teker teker gelen Heyva Gaming oyuncularını vurdu. Totalde 4 kişi vurdu ve kendi takımı adına çok güzel bir iş yaptı burada Mazik. Aslında tebrikler Mazik. Tebrikler. Heyva Gaming'in denediği taktik güzeldi, evet, ama olumlu sonuçlanmadı. Şimdi bakalım neler olacak hepsinde. Aynı tarafa doğru yöneliyor. İki takım oyuncuları da Jesty Mazik CVSK'ya bir bomba isabet etti orada. Orada Primeiro açılışı yaptı Mazik'e karşı. Primeiro birazcık daha toparlıyor şu anda. Bir skor daha gelir mi Primeiro'dan? Ne diyorsun? Sonic orada Jesty'yi aldı. Jesty bel kemiği 1950 Fenerbahçe'nin. LS'i orada hibriti düşünmeye başarıyor. JVSK LS'i düşürür derken Sonic son anda orada JVSK'yı düşürüyor. Heyva Gaming. İşte tam anlamıyla Heyva Gaming'in yapması gereken bu. Bir açılış öldürüşü, bir açılış fragi. Ondan sonra zaten gerisi tıkır tıkır geliyor. İlk adamı öldür yeter ki Heyva Gaming. Şu haritada üstünlüğü al ve öbür haritaya taşı bu final mücadelesine. Bu roundda Primeiro açıcı olarak yani oyunu, evet, açtı. İlk skorunu aldı. Bu arada Primeiro birazcık geri düşmüştü. Şimdi birazcık daha toparlanıyor gibi. Yine öldürme istatistiklerine bakıyorum. Sonic 11 ile Heyva Gaming'de yine en üstte oyuncu oluyor. Mazik ise yine 1907 Fenerbahçe'de en üstte yer alan oyuncu. Şu an takımlarını sırtlıyor bu iki oyuncu. Kesinlikle. Bu arada fark 2 şu anda. Heyva Gaming'in beraberliği yakalaması için 2 fark var. Nukstar yaptı. Nukstar ikinci skor alıyor. Heyva Gaming'in takım kaptanı Primeiro orada destek oldu. Jesty bir skor daha çıkarmaya başardı. Jesty düşecek mi? Jesty düşüyor. LS'i orada almaya başardı. LS'i. 2 skor global. Geçen haritaya göre fark açtırmıyor Heyva Gaming 1907 Fenerbahçe ekibine. Kafa kafaya bir mücadele görüyoruz. Dediğimiz gibi Heyva Gaming seçmişti üst kod haritasını ve bu sefer gösteriyor bize neden seçtiğini. Kesinlikle, teker teker, evet, belki de anlatacak birazdan bize. Bakalım. Şimdi LS'den yine... LS bu sefer oyun açıcı, evet, görevini ele alabilir. Ben öyle düşünüyorum bu arada da. Yine bir... Bu sefer LS oyunu açtı ama Mazik tarafından düşürüldü global. Şimdi neler olacak? Kedi yeşil bölgedeler. Üzerine doğru ilerliyor. Skor alabilecek mi? CVSK. Bombayı bıraktı. O bomba ona isabet etti orada. Jesty. Şu an izlediğimiz oyuncu Combat Star. Combat Star girdiği gibi delikten çıktı ve Kedi'yi düşürmeyi başardı. Bakalım. Üzerine doğru geliyorlar şu anda. Nukstar orada karşılığını verdi. Sonic'le birlikte 2 skor birden çıkarttılar. 1950 Fenerbahçe'den Jesty 2 skor. 2 skor birden. 3 gelecek mi? Üzerine doğru gidiyor. 3 alabilecek mi? Jesty! Bir skor daha. Jesty neler yapıyor? Vurdu. Primeiro'yu nasıl vurursun sen öyle? Öyle bir refleks yok. Sağa döndü ve tek attı. Canı gördün mü global? 3 kişiyi vurdu. Yani bu gerçekten bireysel yetenek, üstün performans. Jesty harikalar yaratıyor şu anda. Bakalım durum 6-4 fark tekrardan 2'ye yükseldi. Ama Jesty çok iyi ya, gerçekten Jesty çok iyi şu anda. MVP'liği gerçekten hak ediyor. Bugün onu da bize gösterdi gerçekten. Şimdi direkt orta kemer tarafında, orta tarafa doğru bir yoğunlaşma var şu an. Bu arada hibrit bu ikinci mücadelede, ikinci harita mücadelesine birazcık geride kaldı. Jesty yine yeni bir roundda oyunculuğunu konuşturdu ilk. Oyuncuyu düşürmeye başarıyor Heyva Gaming'den. Primeiro burada bir skor da almaya başardı. Combastar'ı orada düşürdü. Üzerine doğru gidiyor şu an yeşil tarafında. Jesty bakalım nasıl bir oyun izleyecek. Merakla bekliyoruz. Sahip evet şu anda sadece Kedi'yi kaybettiler. Bakalım Kedi nasıl bir oyun yapacak derken Jesty ikinci skorunu alıyor. 1907 Fenerbahçe'de Jesty'ye sahip. Jesty faktörüne sahip. İkinci skorunu aldı şu anda. Bak bakalım. Duvara, yeşil duvara, evet, arkasına alıyor ve anda, bekliyor sadece. Şu anda korumasını aldı. Direkt oradan. Nukstar bir gösterdi kendini. Geri çekildi hemen. Bu arada Nukstar orada Mazik'i düşürmeyi başardı. Nasıl ilerleyecek? Heyva Gaming ne yapacak? Sayı üstünlüğü Heyva Gaming'in tek yapması gereken şey yeşil duvarın arkasındaki Jesty faktörünü öldürmek, evet, şu anda. Önceliği Jesty olması gerekiyor. Bakalım bunu başarabilecek mi ama Heyva Gaming? Bu arada bomba kuruldu. Heyva Gaming'in 2 kişiyi öldürüp bombayı çözüp roundu kazanmaları lazım. Kesinlikle. Bu arada kim alıyor? İlk skoru Jesty bir skor aldı. Jesty 3. skorunu almaya başarıyor. Sonic ve Primeiro, evet, orada skor aldı. Bu sefer Jesty'ye izin vermedi Sonic. Evet, zaten Sonic yani çok iyi oynuyor üst kodunda. Evet. Gerçi 17 tane adam öldürmüş. Neler yapıyor? Kedi birazcık. Kedi birazcık ilk haritaya göre evet bir adam vurmuş gözüküyor. O da toparlanması lazım. Kedi birazcık toparlarsa Heyva Gaming çok güzel bir geri dönüşü imza atacağına inanıyorum ben. Ben de kesinlikle. Aradaki fark da çok fazla değil şu anda. Şu an bir fark var. Evet. Her şey olabilir. Her şey değişebilir bir anda. Bakalım Heyva Gaming bu roundda beraberliği alabilecek mi global? Maçtan önce diyorduk ki 2 tane MVP diyorduk. Kedi orada skor geliyor. Jesty Kedi'yi düşürmeyi başardı. Yeşil bölgesindeler şu anda. Skor alabilecekler mi? 2 MVP de şu anda en üstte 1907 Fenerbahçe'de. Evet. Gerçekten MVP'liği hak ettiklerini gösteriyorlar. Bomba kuruldu yine. Ve yeşil bölgesinde yine Jesli boy gösteriyor şu anda. Aynı taktiği devam ettiriyor. Bomba alanını boş bırakıp sıkıştırmaya çalışıyor Heva sürekli. Gemi yavaş yavaş girecek ama mi sence? Ama Jesli sabit orada. 5 evet, round orada sabit. Şu anda yavaş yavaş harekete getirecek. Orada kombaslar gelecek mi? JVSK 2 skor çıkardı. Nüksler orada. Bir skor çıkarmaya başarıyor. 20 saniye. Şu anda her şey karıştı. 20 saniye bombayı çözmesi gerekiyor. Neler olacak? Jesli hala LS'yi hayatta şu anda. Magic LS'yi düşürüyor. Sonic orada Jesli'yi düşürdü. Ama Mazik 2 skor alarak son vuruşu yapıyor HVA Gaming'e. 1907 Fenerbahçe yeşil alanını çok iyi oynuyor. O dediğim gibi yeşil duvarını çok iyi arkasına alarak oyun oynamayı biliyor. Bu tecrübeyi sahipler. Bence HVA Gaming çok boş bıraktı artık. Birazcık bence yeşil alanı tutması lazım. Tekrardan belki de taktik değiştirmeleri lazım. Taktik değiştirme, tam da onu söyleyecektim. Orta tarafları da olur. Evet, meydanı al, birazcık da yeşile yoğunlaş. Ama şu anda onu görüyoruz. Yapıyorlar mı? Evet, şu anda onu göreceğiz. Hayır, yine boş bıraktılar. Şu anda yine B1 bölgesine yavaş yavaş bomba kurulacak gibi. Ve kuruldu. Kuruldu dediğin gibi. 5'e 5 round şu an başladı. Son 35 saniyesi var round'un bitmesine. Bakalım neler olacak? Jesli açılış fragini yaptı her zamanki gibi. Bu sefer Jesli'nin yerini Combat Star'ı almış. Bir yerde eşitliğine gitmişler orada. Evet, Jesli arkadan dolaştı biliyorsun ki. Arkadan oyuncu sokmam. Evet. Mazik orada bir skor çıkartıyor. JVSK girdiler ama izin vermiyor 1907 Fenerbahçe. Hybrid, Jesli, JVSK, Mazik derken bir anda HVA Gaming'i eritmeyi başardı 1907 Fenerbahçe Global. 8-5. Tekrar söylüyorum, HVA Gaming şu anda taktik değiştirme ve 2 plant'i de tutmalı. Çünkü ilk başta yedirdi bu taktiği aslında. Ama şu an yemiyor bence. Tutup birazcık daha bunu denemeleri lazım. Zorlaştırması lazım. 1907 Fenerbahçe'yi sıkıştırması lazım. Birazcık da oyunu soğutması lazım. Dediğin gibi dediklerine ek olarak B2 bölgesini birazcık daha kullanabilirler aslında. Son 4-5 round'luk yeşil bölgesinde. Bu arada orada bir çatışma derken Mazik Nüksar'ı düşürmeye başardı. JS'li faktörü var. Combat Star. JS'li 2 skor. Combat Star Mazik derken bir anda tek başına kaldı Primerio. Neler olacak? Mazik izin vermiyor buna. Bu sefer tuttular aslında. İçeride tuttular ama bu oyuncuları nasıl tutacaksın? Başarılı olmadı Global. Tutamıyorsun. 1907 Fenerbahçe her yerde. Kendini her yerde hissettiriyor. Baskı sağlıyor. Sürekli sıkıştırıyor. Evet. HVA Gaming belki de rush atmalı. Şu an hiçbir taktiği çünkü işlemiyor 1907 Fenerbahçe ekibine karşı. Dediğin gibi girmeyi denediler ama 1907 Fenerbahçe'nin öyle bir değişimi var ki. Jesli'nin öldürme istatistiğine bakar mısın? 23 tane adam vurmuş. 23. Şu anda Mazik'le birlikte takımı sırtladılar. Götürüyorlar Global. Bakalım bu roundda neler olacak. Şimdi aslında birazcık daha gördüğümüzde senin dediğin taktiğe doğru yaklaşıyorlar. Mazik yani. Ama tek oyuncu bırakmış 1907 Fenerbahçe. 4 kişi yoğunlaşıyorlar genelde. Evet. Bir kişiyi arka tarafa bırakıyorlar. Ve bomba kuruldu şu anda. 35 saniye var çözmeleri için. Bakalım neler olacak? Üzerine doğru gidecek mi? JVSK yoksa bekleyecek mi? JVSK'yı izliyoruz. Hemen ön tarafında yeşilin cover'ını alan bir hibrit var. Kombaslar yukarıda bekliyor. Yavaş yavaş hareketlenme başladı. Jesli JVSK 2 skor çıkartıyor. Kombaslara da bir pay bırakılıyor orada. Bir skor da Jesli'den geliyor. İkinci skorunu almaya başarıyor. Mazik yine son vuruşu yapıyor. Ve ne oluyor Global? 10'a 5. Bu arada HVA Gaming mola almaya karar verdi şu anda. Baktılar ki işler kötü gidiyor birazcık ve bu finale tutunmak istiyorlar. Büyük ihtimal kendi aralarında bir toparlanma sürecine girecekler. Birazcık taktik konuşacaklar. Ufak bir molaya gitmeye karar verdiler. Üst kodun ilk yarısını ufaktan değerlendir Spectre'a. Kesinlikle. Şöyle söylemek istiyorum Global. İlk başta da sana üst kod haritasına geçerken söylediğim gibi Primerio'dan aslında ben üst kodunda bir atak bekliyordum. Ama şu anda bunu gösterebilmiş değil. Ama yavaş yavaş toparlanmaya başladığını farkındayım. Neler olacak? Bir de şey var. Sürekli yeşil bölgesinde 1907 Fenerbahçe'nin hızlı raşlarını aslında B2 bölgesine veya direkt mid tarafına, apartman tarafına çekmeleri gerekiyor HVA Gaming'in. Ama şu anda bunu birkaç kere denediler. O birkaç denemelerinde de başarılı oldular. Aslında bunun üzerinden gitseler birazcık daha farkı kapatabilirler. Ben üst kodundan çok ufak bahsetmek istiyorum. Üst kodunun bence en büyük stratejisi orta meydanı almak. Evet. Meydana alan takım çünkü her yere tıkır tıkır geçiş alanı var. De, yeşile geçebilir, de B öbür plante geçebilir, tünelden geçebilir, üst borudan geçebilir, arka borudan dolaşabilir. Her türlü taktiğe sahip olabiliyor meydanı alabilen takım. Bence 1907 Fenerbahçe bu işi çok iyi yapıyor ve yeşil alanına da çok hızlı giriyor. HVA Gaming buna bir anti taktik şu ana kadar üretemedi. Bu arada kısa bir hatırlatma geçmek istiyorum. Yayını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Bugün Fox Gaming stüdyolarındayız. Asus Wolf Team Türkiye Kupası Mavi Sezon finalindeyiz. 1907 Fenerbahçe ve Heyva Gaming mücadelesini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ben Emre Global'le karışık, Furkan Spektör abayla beraber. Bugün kazanan büyük bir ödül, yani 40.000 TL ödüle sahip olacak. 40.000 TL ödülün yanında aslında büyük bir prestij olan kupa sahibi olacak. Evet, ve mavi sezonu kesinlikle şampiyon ilan edip kırmızı sezona mükemmel bir motivasyonla başlangıç yapabilecekler. Bildiğin üzere mavi sezonun ardından kırmızı sezona geçiş yapacak bu büyük takımlarımız. Evet. Heyva Gaming'i birazcık konuşalım. Aslında bu sezon başladığında kağıt üzerine baktığımızda böyle kadrolar önümüze geldiğinde Spektrum, senle muhabbet ettik biliyorsun. Herkesin beklentisi, çünkü kadro güç istatistiğine baktığımızda 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray finali bekliyorduk senle. Bunu konuşuyorduk. Evet. Heyva Gaming tıkır tıkır geldi, namağlup geldi. Mavi sezonunda da aslında Heyva Gaming takımını 2 kere yendiler. Harita bile vermediler bugüne kadar. Heyva Gaming ise çok büyük bir süks yarattı, mükemmel işler yarattı, sürpriz yaptı. Galatasaray ekibini yarı finalde yendi. Herkesin beklentisi Galatasaray'ın yeneceği önlerinde. Ama Heyva Gaming çok iyi çalıştığını varsayıyorum. Ve Kedi ve Nukstar faktörünü de ortaya atıyorum. Bu iki oyuncu gerçekten yarı finalde çok iyi oynadılar. Buraya geldiler. Burada birazcık geri düştüler ilk haritada. Çünkü 1907 Fenerbahçe ilk haritayı seçmişti. Üst kodunda birazcık daha toparlandılar diye hissediyorum. Şu an 10-5 skor çok fazla aşılmadı. Zaten bir duraklatma, yani bir mola alma isteğinde bulundu Heyva Gaming. Şu anda bence güzel bir taktik çıkartacaklar ve bu maça tutunacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle şöyle bir şey var. İlk haritanın da dediğin gibi sürekli farklı anti taktik üretemedikleri için aslında Heyva Gaming 1907 Fenerbahçe'ye karşılık veremedi. Kaptan faktörleri diyoruz. Yani aslında Wolf Team içerisindeki kaptanların faktörlerinden bahsetmek gerekecek olursak, Wolf Team'de kaptan dediğin oyuncu aslında hem oyunu oynarken bütün takımın iletişimden sorumlu oyuncu. Kesinlikle. Bütün takımın yönlendirmesine ve taktikleri çıkartmakla yükümlü bir oyuncu. Kombasları zaten konuşmaya gerek yok. Geçen sene ne işler yaptığını biliyoruz. Ondan önce aslında Nuxter'ın da neler yaptığını biliyoruz. Bu tarz ortamlara alışık olduğunu biliyoruz. Kaptan faktörüne gelecek olursak, sence acaba bugün Nuxter'da mı bir eksiklik var? Yani yanlış yapılan şey ne? Veya Combatstar mı çok iyi bu görevi yapıyor? Şimdi şöyle bir durum var. Ne düşünüyorsun? Ben çok merak ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Nuxter geçen senelerden bu final sahnesine alışkın aslında. Evet. Yani onu öne atmak istiyorum. Ama şu anda Nuxter birazcık daha oyunda değil gibi gözüküyor. Belki de oyun içi iletişimde birazcık Nuxter geri planda kalmış olabilir. Oyun içindeki o iletişim problemi. Ama geçen sezonki finale göre Nuxter'a baktığımızda bence performansını çok çok yukarı çekmiş. Çünkü geçen sene de ben sundum final mücadelesini. Nuxter birazcık daha düşük kalmıştı kendi takımına göre. O gün Combatstar, yani aynı takımda oynuyorlardı ve Combatstar yıldızlaşmıştı. Şu an baktığımızda Nuxter bence çok çok büyük seviyeler atlamış ve kendini yukarıya taşımış gözüküyor. Belki iletişim konusunda eksiklik var. Zaten o yüzden bu molayı aldıklarını düşünüyorum. Evet. Bu arada şunu da belirtmek lazım. İki takım da koçları arkasında. Evet, şu anda koçlardan da taktik alıyor olabilirler. Çünkü kaptansın, oyunu oynuyorsun. O heyecanla sen takım içindeki iletişimi ve taktikleri göremeyebilirsin. Gerçekten olabilecek bir şey bu. Ama koç bunu görüyor. Ama koç 5 kişiyi dışarıdan izleyen adam. Bunu bence çok rahat görebilir. Neler eksik, neler fazla. Bence bu yüzden molayı aldılar ve takım koçlarının değerlendirmesi üzerine ikinci yarıya başlayacak Heyva Gaming cephesi. Bakalım Heyva Gaming molayı aldıktan sonra Heyva Gaming'de neler değişecek global? Ben tekrardan farkı kapatacağını ve başa baş bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Şu anda farka baktığım zaman fark 5. Heyva Gaming'in 5 round alarak beraberliği yakalaması gerekiyor. 1907 Fenerbahçe. 6 round var 1907 Fenerbahçe'nin. 6 round kazanması lazım. Ve şöyle bir şey, 6 round kazanırsan daha dönüşü yok. Şampiyonu oluyorsun. Evet. Kupa sahibi oluyorsun, ödül sahibi oluyorsun. Heyva Gaming'in ne yapıp şu ikinci yarıyı mükemmel seviyeye çıkartıp domine etmesi gerekli. Kesinlikle. Mola'nın işe yarayacağını düşünüyorum ben global. Bakalım neler değişecek? Oyun ekranına geçtiğimizde göreceğiz bunları aslında. Baktığım zaman bu arada Kedi de Heyva Gaming şu an bu arada izleyicilerimiz göremeyebilir. İstatistikler var bizim önümüzde. Kedi Kedi çok geride kalmış. Bence geride kedi düştü. Birazcık yukarıya taşımalı performansını. Bu arada mola bitti. İki takım da o taktiklerini zaman aldı ve mükemmel bir ikinci yarı başlıyor. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım bak direkt hemen taktikler değişmeye başladı. Fark ettin mi Global? Ve bu arada taraf değişimi de oldu. Atak ve savunma takımları değişti. Şu anda Heyva Gaming bu arada atak Primeri orada ilk skorunu almaya başarıyor. JVS kayı düşürdü Global. Sonic düşecek mi? Oradan ilk düşen kim olacak derken Kombaslar durumu el atıyor. Elesi'yi almaya başardı orada. Hybrid geliyor. Hybrid geliyor ama neler yapabilecek şu anda? Bomba kuruldu. 38 saniye var şu an çözmesi için. Primeri şu anda direkt aim'ini aldı. Skor alabilecek mi orada? Sonic'in birazcık daha geride durması gerekiyor. Kombaslar orada Primerio'yu düşürmeye başarıyor. Kediye baktığımız zaman kedi düşecek. JST Mazy Kombaslar ortalığı aleve kattılar. Şu anda baktığımız zaman kaptan tek düşüyor ama Mazik. 11-5. 11-5 oldu. Mazik sonların adamı diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Mazik ve Jestli. Evet. Ya Frag bakar mısın istatistiklere? Jestli 26, Mazik ise 22 tane adam öldü. Birbirlerini takip ediyorlar. Mükemmel. Heyva Gaming'in acil toparlanması lazım. Kedinin acil toparlanması lazım. Gerçekten yükseltmesi lazım bu performansını. Bir tane adam vurmuş. Global şöyle söyleyebilir miyiz? Heyva Gaming'in artık round verme lüksü yok. 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 Yani şu anda... Sen bu arenaya çıktıysan, bu arenada final mücadelesi yapıyorsan şu anda bu roundların hiçbirini verme lüksün yok. Kesinlikle. Bakalım neler değişecek. Yeni bir rounddayız. Eğer bu roundu 1907 Fenerbahçe kazanırsa işler daha fazla karışacak. Heyva Gaming için geri dönüş çok zor olacak. Kedi birazcık hasar aldı orada. Üzerine doğru gidiyor Kombaslar. Lüksler orada. İki kaptan verdi. Orada skorları almaya başardılar derken Primerio geliyor. Primerio orada JVSK'yı düşürmeye başardı. JVSK ve Kombaslar hayatta olmayan isimler 1907 Fenerbahçe'de. Kedi Nükstar düşüyor. Hybrid orada Nükstar'ı düşürdü. Elesi Hybrid almaya başarıyor. Mazik Primerio düşürdü. Mazik ve JST hayatta. Heyva Gaming'de ise Sonic ve LS hayatta olan isimler. İki takımın da oyuncuları full, canları full. İkisinde tamamen şartlar eşit. Sadece saniye 1907 Fenerbahçe ekibinin zararını işliyor şu anda. Aynen öyle ve birbirlerine yavaş yavaş yaklaşıyorlar Global. Bakalım neler olacak. Şu anda gördü LS'yi almaya çalışıyor orada. Mazik bu skoru alabilecek mi? Mazik birazcık hasar aldı. Şu anda da bomba kuruluyor. Bu arada kim düşecek? Sonic! JST'yi Mazik'se Sonic'i düşürüyor. LS'nin ne yapıp bu roundu alması lazım. Şimdi bu roundu al LS'i. Bizim için al. Bizim için. Benim için al LS'i. Mazik'in sonların adamı olduğunu şu anda anlayacağız. Bakalım bunu bize gösterebilecek mi? LS'i şu anda yeşilin cover'ını aldı. Mazik yavaş yavaş geliyor. Üzerine doğru geldi AK-47'siyle. Mazik! İlk güzel bir skor almaya başarıyor orada. Ve İlk skoru da aldı. Neler oldu orada? Son skoru da aldı Global. Neler oldu? Bana bir anlatır mısın? Orada birebir yeşil duvar önünde iki tane karşılıklı oyuncu. Mazik ve Elesi. Yeşilin cover'ına sahip olan bir Elesi vardı ve bunu değerlendiremedi. Mazik yine harikalar yaratıyor. Geçen seneden beri üstün performansını. Geçen sene finalde biraz düşüktü performansı. Şu an devam ettiriyor Mazik. Bu arada Mazik'in dönü hiç azalmadı. Azalmadı? Hiç azalmadı. Mükemmel bir atlayış ve mükemmel bir headshot. Bakalım neler olacak şimdi. Direkt bombalar bırakılmaya başlandı. Sis de aynı şekilde. Bu arada oyuncularımız sis bombasını çok fazla kullanıyor taktikler içerisinde farkındaysan. İki takımın da yararına bu durum. Bakalım. JVSK'nın yerine o kadar güzel kritik yere geçmiş ki. Evet şu anda bekliyor orada gelmelerini. Yeşil bölgesine yavaş yavaş geçiş var Global. Şu an HVA Gaming tarafından. Yavaşladı mı oyun? Oyun birazcık daha yavaşladı. Sakin böyle. Ama fark çok açıldı. Spectro. Evet 7. Fark çok şu anda. 1907 Fenerbahçe 4 roundda olursa şampiyon olacak. Kesinlikle ve şu anda bu roundu 1907 Fenerbahçe alırsa işler. Bomba kuruldu. 5'e 5. Ve hem bakalım ne yapacaklar. Hem 5 kişiyi öldürüp hem de bomba çözmesi gerekiyor. Bu arada kedinin yeri de çok kritik. Kedi işini biliyor. Evet. Kedi işini bilir. Ama birazcık yükseltmesi lazım. Kesinlikle. 25 saniyeleri kaldı. Şu an arkadan gelmeye başardı. Üzerlerine doğru gidiyor. Kombaslar. Kediyi düşürdü. Sonic orada Kombaslar almaya başarıyor. JST devreye giriyor. Nükstar'ı düşürdü. Primerio ikinci skorunu çıkartıyor. 3 gelir mi Primerio? Sonic'i çağırdı. Sonic orada JST'yi düşürdü. Hybrid buna izin vermiyor. Sonic'i almaya başardı. Hybrid tek başına skor alabilecek mi? Primerio 3. skorunu alıyor. Yapması gereken bu Heyva Gaming'in işte. Teker teker olması lazım. Primerio. Ama ya eleştirmek istemiyorum ama şu an Heyva Gaming 4 kişi oynuyor Spectre'u. Evet. Kedinin acil bir şey yapması lazım. Kedinin toparlanması gerekiyor. Takımı sırtlaması gerekiyor. Totalde 18 tane round oynandı. Şu an 19. eli oynuyoruz. Bir adam vurdun. Ve düşün. Kesinlikle ve şu anda yeşil bölgesine doğru bombalar tekrardan bırakıldı. Aynı taktik üzerinden gidecek iki takım da. Meyzik güzel yer almış. Bakalım Meyzik dediğin gibi Jesse de aynı şekilde şu anda güzel yer. Primerio'nun beklediği yer aslında güzel şu anda. Takım taktiği için, anti taktik için HVA Gaming'de. Bakalım Primerio bu taktiği takımıyla birlikte güzel değerlendirebilecek mi? Şu an arka taraftan direkt çıkarsa Meyzik orada Primerio ile karşılaşabilir Global. Yavaşladı bu arada. İlk defa bence 19. round'u izliyoruz ve oyunun en yavaş round'unu izliyoruz evet, şu anda. Evet şu anda. Abi şu ana kadar bitmesi lazım değil miydi bu round'un? Evet kesinlikle ama bitmedi. Primerio oyunu açıyor. Meyzik Jesse. Jesse ikinci skorunu. Sonic orada bir skor. LSC HVA Gaming'den. Jesse'yi düşürmeye başardı. Sonic düşecek mi? Combastar Sonic'i düşürüyor. LSC tek kaldı. LSC bunu başarabilir. Bakalım başarabilecek mi? İki kişiye karşı tek Global. Hadi LSC. Doğru gidiyor. Bütün nefesler tutuldu şu anda. Eğer bu roundu 1907 Fenerbahçe alırsa işler kızışacak. Kopma noktasına gelecek artık maç. HVA Gaming için bu round çok önemli ve son çıkış bileti diyebilirim comeback için. Evet. Şu anda yavaş yavaş kendinden emin adımlarla ilerliyor. İki takım oyuncuları da birbirinin yerini bilmiyor bu arada. Evet. Kesinlikle 1907 Fenerbahçe bir arayış içerisinde. Ve şu anda haberi olacak gibi 1907 mi acaba? Fenerbahçe mi acaba? Ve olacak gibi Global. Evet ve şu an bomba kırıldı. 1907 Fenerbahçe basıyor. Direkt girdi. Hareketi direkt geçti. Şu anda da LS'in haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok şu anda. LS'in haberi yok ve şu anda çok güzel bir taktik. Çok güzel. Sis atıldı. LS'in canı azaldı. LS hadi. Combastar LS'i düşürmeye başarıyor. Combastar bombayı çözecek. LS'i. Ve bu roundu da kazanmayı başaracak 1907 Fenerbahçe. Çok yaklaşmıştı ama Combat Buşler'e hiçbir zaman izin vermiyor. Çok güzel bir taktikle geldi evet. 1907 Fenerbahçe. Direkt bomba plantine sis bombasını bıraktılar. Bir taraftan Jesse arka tarafa, bir taraftan da Combastar bomba çözmeye yöneldi ve güzel bir taktik oldu. Büyük ihtimal maçtan önce de çalışmışlar. 1'e 2 kalırsak evet, ne yaparız diye. Yaptıkları şuydu. İki kişi aynı anda beraber dolaştılar. Hiç birbirlerini yalnız bırakmadılar, ayrılmadılar. Ve bu sayede aslında roundu da aldılar. Kesinlikle. Bakalım şimdi yeni bir rounddayız. HVA Gaming için tehlike hala devam ediyor. Bakalım bu tehlikeyi atlatabilecek mi derken JVSK Primerio'yu düşürdü. Ki de orada JVSK'yı almaya başarıyor. Bir skor daha gelecek mi derken Nexstar orada çok güzel işler yapıyor. Çok hızlı davrandı. Çok bombayı güzel davrandı. Nexstar. Şimdi 1907 Fenerbahçe harekete geçmek zorunda. LSC bir 30 saniye şu anda. LSC düşüyor. Hibitor LSC direkt vurdu LSC'ye. Güzel bir skor aldı aslında. Takımı için faydalı bir skor oldu. Şu anda sayı üstünlüğü 1907 Fenerbahçe'de ama hiç belli olmaz. 20 saniye. Belki bölgesine geçiş var şu anda. Bombayı da çözmesi gerekiliyor. Hybrid orada bir skor. Kedi son ikinci skoru. Kedi şu anda oyuna döndü gibi. Sonic'le biri bombayı çözüyor, biri fake attı derken bombayı Hybrid bıraktı. 4 kişiyi vurdu ve bombayı çözüyorlar. Yetişecek mi? Yetişti. Bombayı madilde 1907 Fenerbahçe 14-16 öne geçiyor şu anda. Hybrid'in 3. skoruydu bu round'daki. 4 tane vurdu. Ben artık 3'ten sonrası sayamadım Global. Yine orada bir taktik yaptı. 2 kişi kaldılar. Bomba kurulduktan sonra 1907 Fenerbahçe 2 kişi kalırsak ne yaparızı konuşmuş büyük ihtimal. Biri bombayı çözüyor, diğeri koruyor. Sonra rakip takımdan oyuncu gelince bombayı çözen bırakıyor. Üzerine baskı uyguluyorlar. Ya bakalım bu round'da takta. JVSK gördüğün gibi şu anda tek hareket ediyor. Ve sakin hareket ediyor. Neler kıyamet şu anda. İnfolar gelmeye başladı. JS'le Kedi'yi düşürdü. JVSK Primerio'yu alıyor. Bir skor da Sonic'ten geldi. HVA Gaming'den. Nuxstar ona yardımcı olan isim. Hybrid'den de bir skor geliyor. LSC'yi düşürmeye başarıyor Global. Şimdi neler olacak? Sayı üstünlüğü 1907 Fenerbahçe'de ve bomba kuruldu. İşler bir anda kızışacak. Şu an yavaş Sonic ve Nuxstar tek. Ve harekete İçeride geçtiler. Savunacaklar. Harekete geçtiler şu anda. Üzerlerine doğru patron geliyor. Geçecekler. Kaçın, patron geliyor. Jesse geliyor. Jesse'nin 30 free var Global. Şu anda duvardan bir deneme yaptı ama sonuç alamadı. Jesse Nuxstar'ı düşürdü. Sonic orada iyi bir tavlaya başarıyor. Üzerine doğru gidecek mi? Jesse skor alacak mı? Jesse orada Sonic'i de düşürmeye başarıyor. Bomba İmha edilecek ve 15-6 olacak durum affetmedi. Global. Affetmedi gene. Jess'li 32 free'ye imza attı. 32 frek. 32 ne demek 21 Global? 21 roundda 32 adam vurmak. 32 ne demek? Her round neredeyse birden fazla 2 adam vuruyorsun neredeyse sen. Evet. İnanılmaz. Ve tekrardan bu arada bir taktik molası geldi HVA Gaming cephesinden. HVA Gaming artık son roundlara yaklaşırken o son geri dönüş biletini yakalamak istiyor. Bu bileti yakalamak için de molasını aldı. Şu anda senin de daha önceden de söylediğin gibi iletişim problemleri vesaire, moral motivasyonu düzeltmek için bir mola olacak bu. Bakalım bu molayı iyi değerlendirebilecek mi HVA Gaming? Sen neler düşünüyorsun şu anda? Şu ana kadar 21 adet round izledik, evet, üst kodu haritasında. 1907 Fenerbahçe bence kafasında kurguladığı bütün taktikleri şablon olarak çalışmışlar ve bunu bize gösteriyorlar. Ama taktikten öte 1907 Fenerbahçe'de bireysel yıldızlar çok önemli. Bence damgasını vuran, evet takım oyunu 1907 Fenerbahçe çok iyi yapıyor ama bireysel performanslar bugün birazcık göze çarptı 1907 Fenerbahçe'de. Bir mezik, aslında bir jestle, hakkını evet, yemeyeyim, jestli. Bir jestle iki mezik. Jestle 32 tane adam vurmuş, totalde 21 roundda. Mezik ise 26 adam vurmuş 21 roundda. Yani hepsi neredeyse bir, her round başına bir tane adamdan fazla adam vurmuşlar. Bu da 1907 Fenerbahçe'yi birazcık daha öne çıkardı şu ana kadar. Ve bir roundu kaldı bu arada. Evet. 1915'e ulaştılar. Bir round sonra 1907 Fenerbahçe bir round alması takdirinde Asus Wolf Team Türkiye Kupası Mavi Sezon şampiyonunu kendini ilan edecek. 40.000 Türk Lirası ödül kazanacaklar. Kupa kaldıracaklar prestij, burada. Kupa. Gerçekten prestij çok önemli şeyler. HVA Gaming'in ise maça tutunması için 9 rounda ihtiyacı var. Bu arada maça geri dönüyoruz. 3, Global 2, 1 ve maça başlıyoruz. Nefesler tutuldu. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor ufak derken. Bir mola daha başladı. Bir mola daha geliyor evet, galiba. Evet, bir mola daha geliyor. 15-6'dan devam edeceğiz. Evet, 15-6'dan devam. Dediğin gibi fark çok fazla şu anda. HVA Gaming'in bu moladan sonra farkı kapatması gerekiyor. Biz neler gördük global birlikte? Kapatamayacağı gördük, bir fark değil. Geri dönüş olabilir ama yani ben normalde çok eleştirmeye açık değilim. Eleştirmek de istemiyorum. Mesela oyuncularla konuşuyoruz bazen. Diyorlar abi çok eleştiriyorsun, yapma, etme falan ama burada eleştirmemiz lazım. Hani kimse kusura bakmasın, gücenmesin. Kedi. Evet. İlk harita bütün sezon, bak hakkını yemeyelim, bütün sezon çok çok harika oynadı. Belki de kendi takımını finale taşıdı Kedi şu ana kadar. Yarı finalde neler yaptığını Galatasaray'a karşı biliyoruz. İlk haritada da güzel bir performans sergiledi ama üst kodunda eksik kaldı birazcık. Üst kodunda aktif olamadı, bir takımına tane adam destek vurdu, olamadı. 21 evet, round içerisinde bir tane adam öldürürsen senin takımın gerçekten geriye düşer Kedi. Evet, çünkü Wolf Team bir takım oyunu global. Takım oyunu. Takımdan bir kişi düştüğü zaman her şey değişebiliyor. Ve, taktik de değişebiliyor, oyun stili de değişebiliyor. Kedi'ye baktığımızda bir de hani defansif, evet, destek oyuncusu değil. Normalde ilk açılış adam evet, öldüren, Kedi'den olması gerekiyor. Fragger oyuncu, oyunu açan oyuncu, ilk plante giren oyuncu. Ama şu ana kadar üst kodunda göremedik ve beni yanıltan bir noktada aslında HVA Gaming'i ben üst kodunda daha takım halinde görmek istiyordum. Çünkü evet, onların seçtiği haritaydı. Bunu şu ana kadar yansıtamadılar. Ve bu aynı zamanda 1907 Fenerbahçe'nin de sürekli oynadığı bir harita aslında, üst kod haritası. Bu arada yavaş yavaş maç ekranına geçeceğiz evet, global. Bir round. Bu arada bir round. Bir round kaldı. 1907 Fenerbahçe kupayı kaldırmak için bir round geride sadece. Bir round. Bir roundu, bu roundu kazanırsa kupayı kaldıracak. 15-6 bir round. Kupa. Karşı takımın HVA Gaming'de 9 adet rounda ihtiyacı var ki maçı uzatma rounduna götürebilmek adına. Kesinlikle kupa kaptan ellerinde kalkacak derken Jesse, LSC Magic Primerio şampiyon orada geliyor. Hibrit CVSK bir skor da alabilecek mi? Kedi Sonic ve Primerio ile birlikte. Şampiyonluk gelmesi bekliyorum. Geliyor mu? Hibrit düşüyor mu? Kedi orada. Hibrit'i düşürmeye başardı. HVA Gaming geri dönüyor global. Dönecekler. Geri mi dönüyor? Dönecekler. 15-7. Ve ben bize... bir an inandım, dedim ki geliyor herhalde. Ama çok iyi bir geri dönüş evet, yaptı round içerisinde HVA Gaming ve durumu 15-7'ye getirdi. Bu mola İşe yaramış olabilir mi? Yaradı. İşe yaramış. Bize bu son roundda gösterdiler bunu. Bunu bakalım, devam etmeleri lazım. Hatasız, hataya devam edebilecekler mi? Belki bölgesi karışacak gibi duruyor şu anda. Yavaş yavaş ilerliyorlar. JVSK düştü. Primeri orada JVSK'yı almaya başarıyor. Şu anda sisle kapatıldı. Direkt B2 girişi. Bomba kırıldı bu arada. Adam bomba üstüne sahip. Bir round daha alabilir HVA Gaming. Hibrit orada Kedi'yi düşürdü. Neler oluyor? Global bir anda şu anda her şey değişebilir. Kombastan Sony'yi düşürüyor. Magic! Şampiyonluk geliyor. Gerçekten şampiyonluk geliyor. Bu sefer geliyor. Şampiyonluk geliyor. 1907 Fenerbahçe ekibi şampiyon. Mavi sezonun şampiyonu oluyor. Bombayı imha ettikten sonra gerçekten mükemmel bir performans izledik ve Kupayı kaldırmayı hak ettiler Global. Hak ettiler. Mükemmel bir round oynadılar, mükemmel maç oynadılar. İki haritada da çok üstün oynadı 1907 Fenerbahçe gibi. Gerçekten eleştireceğim ama Eyvah Gaming'den üstün güzel işler yaptılar. Şu anda da zaten evet, seviniyorlar. 1907 Fenerbahçe bu şampiyonluğu bugün hak etti. Evet. Ve kupa kaptanın ellerinde kalkacak. Hep birlikte bütün olmayı başardı aslında 1907 Fenerbahçe oyununda. Yani iki haritada da bunu bize gösterdiler. Son roundda HV Gaming geri mi dönüyor dedik. Bu arada molasını da aldı. Her şey güzel İçeriden seslere ama dönünce yani gerçekten 1907 Fenerbahçe gibi kenetlenmiş. Şampiyon olduktan sonra içerideki çığlıkları duydu mu, yayına gitti mi bilmiyorum ama bize buradan geldi. Evet. Onlar bu arada farklı stüdyoda oyunu oynuyorlar ama biz buraya kadar duyduk o sesleri. 1907 Fenerbahçe bugün her şeyi aslında iyi yaptı. Hak ettiğini aldı diyebiliriz. Hak ettiğini aldı. Sezon başından beri. Evet, sezon. Ve tarihte bir ilk olabilir. Sezonu namağlup tamamladı 1907 evet. Fenerbahçe gibi. Burada da namağlup şampiyon oldular. Namağlup şekilde kırmızı sezona gidiyorlar. İnanılmaz bir istatistik. Kesinlikle çok güzel bir istatistik ve o takım morali, o takım iletişimi ikinci haritaya da yansıdı. Finalle beraber 17, yarı finalle beraber 18. Totalde 18 maç üst üste kazanan bir takım 1907 var. Fenerbahçe ekibi var. Ve yani kazanma alışkanlığına elde etmişler. Evet. Oyuncular kazanmaya motiveler. Ne olursa olsun bence mücadele içerisinde kazanacaklarına eminler. Ve bugün de onu yaptılar. Zaten sarı haritasını seçmişlerdi. Evet. Oraya mükemmel şekilde hazırlanmış 1907 Fenerbahçe gördük. Çok farklı bitti bir sarı haritası. Bu haritada HeyVa Gaming'in seçimiydi. HeyVa Gaming birazcık tutunmaya çalıştı ama ne yapsa ne etse 1907 olmadı. Fenerbahçe bu taktiklerin hepsini kırdı. Jestin'in altını çiziyorum. Hatta Maisie'yi de yanına katıyorum. Jestin ve Maisie ikilisi bugün 1907 Fenerbahçe'yi sırtına aldı. Bütün takımı götürdü. Taşıdılar. Her şeyi yaptılar. Kesinlikle. Mükemmeldi. Çok güzel bir maç izlettiler aslında bize. Ben bir ara HeyVa Gaming geri mi dönüyor dedim ama tam olarak başarılı olamadı. 1907 Fenerbahçe iki haritanın da galibi oldu. Evet. Bu arada kupa seremonisine gidiyoruz. Yavaş yavaş. 1907 Fenerbahçe son duyurumu geçiyorum. Asus Wolf Team Türkiye Kupası mavi sezon şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu. Şimdi ana sahnedeyiz. Gerçekten açılışta da söylediğim gibi kıran kırana Wolf Team tarihinin en iyi maçlarından birilerine şahit olduk. Gerçekten çok iyiydi. Bence siz de aynısını düşünüyorsunuzdur ekran başındaki izleyicilerimiz. Şimdi kupayı takdim etmesi için Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir'i ve Netmarble Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz'ü sahneye davet ediyorum. Şampiyon 1907 Fenerbahçe! Ay boyunca bizi ekranlarınız başında bizimle aynı heyecanı paylaşarak izlediğiniz için ilk öncelikle sizlere çok teşekkür ederiz. İkinci olarak herkesin aklındaki soruları almak istiyorum Combat Style. Öncelikle şampiyon oldunuz. Çok uzun süredir çalışıyorsunuz bunun için. Ne düşünüyorsun şu an? Bu çalışmanın da başından sonuna kadar inancımız vardı. Herkes birbirine güveniyordu. Yani bir takım ruhu vardı. Ve hani buraya gelene kadar sonuç olarak boşa kürek çekmedik. Elimizden gelenin en iyisini yaparak geldik. Finale çıktığımız zaman da daha da iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Çünkü rakibimiz gerçekten güçlüydü. Ve ben yaptığımızı düşünüyorum, gayet iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Şu anda onun da meyvesini elimde tutuyorum. Peki takım kaptanı olarak sence en değerli oyuncu kim olacak? Dijesli. Herkes aynısını düşünüyor galiba şu an. O zaman kırmızı sezonda görüşmek üzere. Sözü sunucu masasına bırakıyorum. Bay bay. Evet, kupa seremonisini de izledik. 1907 Fenerbahçe'nin gözlerinde o kazanma ışığını, şampiyonluğun mutluluğunu gördün mü? Görmez olur muyum? Ve en önde kupayı kaldırırken kim vardı global? Jesse. Ve yanında da eski MVP Mazik vardı. Ama şöyle bir haber geldi. Kim açıklıyor bunu? Sen açıkla. Emin misin? Evet, sezonun yani finalin MVP'sini Spectre açıklıyor. Sezonun MVP'si arkadaşlar. Son harita üst kodunda da mükemmel performansıyla Jess'li oluyor ve gerçekten çok güzel oynadı. Buradan tebrik etmek istiyorum kendisini de. Hatasız oynadı Jess'li. Evet. Zaten bütün izleyicilerimiz de Jess'li'nin MVP olacağını tahmin ettiğini varsayıyorum. Evet. 1907 Fenerbahçe ekibi çok haklı bir galibiyet aldı. Çok haklı bir şampiyonluk kazandı. Hak ettiklerini kazandılar. Bence de hak ettiklerini kazandılar. Dedik 18 maç üst üste yenen bir takım gördük. Kazanma alışkanlığı dedik. 1907 Fenerbahçe bunu hak etti. Ve şu anda da mutluluğunu yaşıyorlar. Biraz önce de dediğin gibi gözlerinden o mutluluğu da görebiliyoruz global. Ben EVA Gaming cephesi hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet. EVA Gaming bildiğin üzere geçen senenin şampiyonu. Kırmızı sezona bu yenilgiyle çok daha hırslı başlayacaklarına eminim. Bence EVA Gaming bu yenilgiden büyük dersler çıkartıp kırmızı sezonuna çok daha istikrarlı şekilde gelip bence yine tekrardan bu final koltuğuna, belki de şampiyonluk kupa koltuğuna tekrardan oturacağını düşünüyorum. Belki de o koltuğu 1907 Fenerbahçe'den geri alacak EVA Gaming. Düşünsene kırmızı sezon finalinde tekrardan bir 1907 Fenerbahçe EVA Gaming finali neler görsek, diyorsun? Neler olur? Neler burada diyorsun? Heyecandan öldürürüz galiba. Bence şu an EVA Gaming bir toparlanma sürecine kendi içerisinde gireceklerini düşünüyorum. Belki zaten sezon başlayacağı için transfer dönemi de açılacak. Çok farklı transferler görebiliriz. Belki 1907 Fenerbahçe ekibi bile transfer yapabilir. Galatasaray ekibi, EVA Gaming ekibinde de bence değişiklikler olacaktır. Bütün takımlarımızda. Her takımda transfer sezonu sonrası bence dengeler değişecek. Güzel bir sezon bizi bekleyecek. Bakalım kırmızı sezonda neler olacak? Mavi sezonun şampiyonu belli oldu. 1907 Fenerbahçe mavi sezonun kupasını kaldırdı. Mükemmel bir finalde. Çok güzeldi. Ben bir ara artık Jess'li diye bağırırken heyecandan benim böyle... Benim bu arada sesim kısıldı böyle boğazım acıyor bağırmaktan. Jess'li HVAS tarafında da kedi diyebilmek isterdik ama... Kedi diyemiyoruz ne yazık ki ama ben Lükstar'ı tekrardan övmek isterim. Güzel bir kaptanlık yaptı yine. Belki o oyun içerisinde iletişim problemleri yaşamış olabilirler. Taktik molalar aldılar bugün. Ama bence Lükstar her zaman görevini başarıyla yapan bir oyuncu. Zaten tarihe adını yazdırmış. Şampiyon olarak. Büyük finallerde şampiyon olmuş bir oyuncu. Lükstar tekrardan HVA Gaming'in toparlanmasına yardımcı olacak. Ve bir de şöyle bir şey var. Lükstar WoW Team camisini o kadar çok tanıyor ki herkesi tanıyor. Herkes arası iyi. Herkesi kendi tarafına, kendi takımına transfer ettirebilecek güce sahip. Yani takımlardan önce bence Lükstar bu işi başarabilir. Bir de aslında o takım kaptanlarının oyun içindeki iletişimi ve pozitifliği de önemli. Ve bu iki kaptanda da var. Hem HVA Gaming'de, Lükstar'da hem 1907 Fenerbahçe'de, Combat Star'da var. O yüzden dediğim faktör de tam olarak devreye giriyor. Bence güzeldi bugün mücadelemiz. Kesinlikle çok heyecanlıydı global. Gerçekten efsane diyebiliriz. Ama ben bir 3. maçında oynanmasını istiyordum global. 3. maç olsaydı çok güzel olurdu. Heyecandan burada. Böyle 3. maçın devam ettiğini ve beraberlik yani düşünsene, böyle 15-15'e geldiğini düşündüğünde mükemmel şeyler görecektik. O son roundu kim alacak, hangi takım alacak çıldırırdık herhalde. Evet. Asus WoW Team Türkiye Kupası mavi sezon şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu. Buradan Fox Gaming'e, stüdyolarını bize davet ettiği için, bu stüdyolarda yayını gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Siz izleyenler de bizi her zaman yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Yayında ben Emre Gulabalya Karışık. Ben Furkan Spekralay. Sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Hatamız olduysa affola. Tekrardan büyük finallerde, büyük maçlarda görüşmek dileğiyle.